Seve seve anlatırım. Çok keyif alarak anlattığım bir yolculuk çünkü. Süper. Kerim izin verirse hani buradan mı başlayalım? Aşk hani olsun. Seninle başladıktan sonra biz çünkü susacağız. Yok, estağfurullah. Sevgili Kerim Hocam da belki bilmiyordur benim bu hikayemi. Dinlemiş olur o da. Harika, harika. Ben şimdi, de çok yani kitabı Allah razı olsun bana aldım ve evet, su gibi hakikaten gibi akan kitap vardır ya, su gibi aktı. Canımsın. Evet, çok teşekkür ederim. Sizden bunları duymak benim için ayrıca çok büyük mutluluk. Gülay'cığım, şimdi ben fizikle metafiziği hep iç içe işlemeyi ve anlamayı şeyden beri üniversiteye hazırlanırken bile hep böyle çok severdim. Süper. Ondan sonra hatta üniversite birinci sınıfta fizik okurken şeye çok meraklıydım ben. İşte dinle bilimin aslında hiçbir zaman çatıştığını düşünmeyip hep evet, böyle aslında örtüştüğünü, hatta birbirlerinin alanları olmadığını, ilgi alanları olmadığını düşünürdüm. Ama çatışmıyor kesinlikle. Ve bir kitap okuyordum. O kitapta Kur'an-ı Kerim'deki bilimsel özellikleri, Kur'an-ı Kerim'de geçen bilimsel özelliklerin işte ispatı, ondan sonra bununla alakalı bir kitap okuyordum. Diyordu ki yıldızlar da insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür. Ondan sonra bu da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve dedim ki içimden, ya bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor evet, ama bu gerçekten bilimsel olarak ispat edilmiş mi günümüz teknolojisinde? Kitap hani biraz acaba atıyor bu gibisinden. Evet. Ondan sonra dedim, böyle bir kuşku düştü içime. Dedim ki ben buna bir ara vereyim, bunu bir araştırayım. Gerçekten bunun aslı astarı var mıdır? Kitabı kapattım. Şimdi siz birazdan bahsedeceğiz, niyet, frekans, o kanala girmek vesaire. Siz bir şey niyet ederseniz, bir şeyi kafanızda gerçekten Yaradan yolunda çözmeye çalışırsanız kapılar açılıyor. Çok enteresan bir olay anlatacağım. Kitabı kapattım, televizyon açtım, biraz kafam dağılsın diye televizyona bakarken, kanalları tararken bir baktım. O zamanlar Discovery Channel var, hala da var mı bilmiyorum. Var. National Geographic falan. Discovery Channel'a bir baktım. Yıldızların doğum, yaşam ve ölüm belgeseli. Ha, dedim ki gerçekten bunun bilimsel dayanağı da varmış. Varmış. İşte bu benim çok ilgimi çekti. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bilimsel gerçeklerin, yani yüzyıllar öncesinden bilinmesi mümkün olmayan, o dönemin teknolojisiyle bilinmesi mümkün olmayan gerçeklerin yazıyor olması beni çok etkiledi. Fizik bölümünü okurken de işin detaylarına, mikro aleme ve makro aleme de dalabilme şansı bu disiplinler, fizik, kimya, biyoloji disiplinleri bana verdikçe çok huzurlu oldum, çok mutlu oldum, çok severek isteyerek kazandığım bir bölüm belki değildi ama bölümü bitirdikten sonra ve bitirme sürecinde aşık olduğum bir bölüm oldu. Süper. Fiziği, kimyayı, biyolojiyi, felsefeyi, ne bileyim yani edebiyatı, yani birçok disiplini aslında öğrendiğimiz zaman bence biz Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Genel kanaatte zaten bu yönde. Ne kadar fazla disiplini bilebilirsek Kur'an-ı Kerim bir çiçek gibi açılıyor. Bizim birikimimiz ölçüsünde, bizim niyetimiz ölçüsünde kendini açıyor diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yeter ki bu kanala, bu frekansa girelim, buna gönülden talip olalım. Niyet, talep ve onu ne kadar yürekten istediğimizi zannediyorum orada en belirleyici şey. Yani o kapıya vur, ne zaman açılır bilmem ama kalpten vurursak açılıyor değil mi? Biz bir adım atarsak bin adım olarak karşımızda, hatta o adımların adedi yok. Yani onun gerçekten sayısı yok gerçekten. Bir şey gibi, çorap söküyor gibi, bir ilmek atıyor ve gerisi kendiliğinden öyle bir geliyor ki insan. Hı-hı. Ben mesela geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla dünyada yaşanan bir olay üzerinden sohbet ediyoruz. Bana dedi ki yani işte şöyledir böyle. Ben dedim ki yani dostum, şimdi bu senin söylediğin olay daha televizyonlar siyah beyazkenden, evimizde tek tükkenden, benim izlediğim, çocukluğumdan beri bildiğim bir şey. Yani ben artık insanların bu dünyada yaptıkları, ettikleri üzerinden şaşkınlığa düşmüyorum. Hı. Fakat idrak edebildiğim şeyler noktasında büyük bir şaşkınlık ve heyecan yaşıyorum. Yani asıl güzellik, hayatın içinde geçtiğimiz hafta da konuştuk, bu illüzyonda olmak. Hani hepimize başka görünen bir alemde yaşıyoruz. Belli ki ortada bir illüzyon var. Söyle lütfen. Bir şey söyleyeyim. Ne olur ondan söyle. Ondan sonra Kerim Hocama sözü aktarayım. Einstein'ın bir sözü var. Birçok sözü kadar bu sözünü de çok seviyorum. Diyor ki, hayatı bir mucize gibi görüp de yaşayabiliriz. Evet. Mucize olarak da görebilirsiniz. Normal sıradan bir hayat olarak da görebilirsiniz. Ama o mucize gibi görmeyi tercih etmiş. Açıkçası ben de mucize olarak görüyorum. Yani dünya, bütün gezegenler
Tamam, belli bir hızla yol alıyor ama bir şekilde boşlukta, askıda. Evet. Ondan sonra beynimizin %90'ı su. İşte kalanı yağdır, karbonhidrattır vesaire. Ama bu düşünceler, bu kullandığım kelimeleri sıralamam, İşte bugünkü sohbetimizle ilgili kafa yormamız falan, bunları bu et parçasının, su parçasının yapabilmesi çok enteresan. Tabii. Su başlı başına bir mucize. Ne bileyim, bir toprağa tohumları tamam farklı ama bir şey ekiyorsunuz. Tadı farklı, rengi farklı, kokusu farklı, dokusu farklı, sana bir ürün ortaya koyuyor. Yani hayat aslında bana göre gerçekten bir mucize. Her anı mucize. Ama biz sadece bazen mucizeleri sürekli gördüğümüz zaman sıradanlaştırıyoruz. Evet. Bana göre her şey bir mucize. Yani şu kirpik saç kadar neden ömür boyunca uzamıyor? Değil Kim mi? Kodladı bunu? Yani kirpik neden saç kadar ömrümüz boyunca uzamıyor? Muhteşem bir kurgu. Ya da yaralanan, yani mesela benim bir yerim yaralandığı zaman, yani bana mazoşist falan demesinler ama ben keyifli onun böyle iyileşme sürecini izliyorum. Çünkü benim hiçbir müdanam yok bu işe. Yani bu dünyada bir tek sahip olduğumuz şeyi bedenimiz zannederiz. Halbuki bedenimize bile sahip olmadığımızı ben o yara iyileşirken fark ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir mucize ama biz onun mucize olduğunu hep elimizin altında, aman bugün okumazsam yarın okurum, yani bir şekilde okurum diyerek öteliyoruz. Geçenlerde bir dostuma şöyle bir örnek verdim. Bana da öyle bir ilham edildi. Dedim ki ya Kur'an-ı Kerim'i mesela, Kur'an-ı Kerim'i yaradan bir tane numune olarak yaratmış olsaydı. Ondan sonra atıyorum İngiltere'de ya da Fransa'da bilmem ne müzesinde sergileniyor. İçeriğini hiç kimse bilmiyor ama seni yarattığını düşündüğün bir yaradanın bir mesajı var onun içinde. Bunu okumak için deli divane olmaz mıyız? Tabii o müzeye gidip o kitabı görebilmek için, içinde yazılanların ne olduğunu böyle sırlı mucizevi bir mektup gibi düşünüp içindekileri öğrenmek için can atmaz mıyız? Şimdi tam bu senin söylediğinle bu ilgili Kerim'e de pas olsun. Hı-hı. Aynı şeyi düşündüm dünden beri. Bu arada hemen Kerim'in kitabını göstereyim. Yolda bir kuşa rastladım. Vallahi ciğerimin ucu sızlıya sızlıya okudum. Henüz bitirmedim. Bak, onun son çeyreğiyle geldim. Burçan'da ilk çeyreğini okudum. Çok kıymetli eserler bunlar. Çok güzel ilhamlar gelmiş belli ki. O kadar güzel derlerim toparlanmış ki. Maneviyata açılan kapılar bunlar. Senin güzel bir. Ben de çok severek okudum bu arada Kerim çok hocamın. Çok kıymetli. Vallahi Nadide okurken eserini. Böyle burnumun direği sızladı derler ya, öyle evet. Okudum. Dünden beri onu düşünüyorum. Şimdi biz bir araya geleceğiz edeceğiz. İnsanın bu kadar hakikat arayışı, şimdi Burçak dedi ya, yani böyle bir şey var yazılmış. Hmm. Hani insan deli divane olmaz mı onu okuyup anlamak, kavrayabilmek için? Ben böyle bir süreç yaşadığımı da çok net hatırlıyorum. Onu da ayrıca konuşuruz seninle. Tabii canım. O hakikati bu kadar merak edip, arayıp, peşine düşüp, hakikatle arasına bu kadar çok engel koyan, mesafe koyan bir yaratılış var önümüzde. Ya bunu neye bağlamak lazım? Vallahi biz insanlar çok kompleks yaratıklarız. Değil gerçekten. Mi? Ben bu kitabı yazarken işte bir kuşa rastladım mevzu aslında hep Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'deki bir hikayesinden geldi. Ve ben çok uzun, sen de biliyorsun, uzun süre yurt dışında kaldım. Amerika'da yaşadım. Ve aslında bir tasavvufla çok ilgilenen bir ailenin içerisindeyim. Evet. Ama dedim ki bir kaçayım yani ben. Mesela annem çok sevilen bir insan. Cemal işte, Nurhan'a da buradan çok eyvallah, sevgi, selam. Eyvallah, benden de çok selamlar inşallah. Fazla dominant bir şey, kuvvetli bir kadın, güçlü. Herhalde dedim bir kaçayım ben, bir gideyim bakayım. Dünyanın diğer taraflarında neler var. İşte bu aslında Hazreti Mevlana tarafından yazmış ama daha sonra Paulo Coelho yazdığı zaman, yani simyacı kitabı, malum dünyada en fazla okunan kitaplardan bir tanesi. Oradaki hikaye, işte bir adam bir rüya görüyor, rüya sonucunda işte şeye gidiyor, uzak bir diyara gidiyor. Çünkü uzak bir diyarda bir hazine var. Evet. Hazinenin peşinden koşturuyor. Mısır diye geçer aslında şeyde. Sonra tam hazinenin rüyada gördüğü yeri buluyor, işte kazıyor falan. Hazineyi çıkaracak, yok hazine. O sırada biri alıyor onu, götürüyor. Gardiyan, işte ne bileyim, o nereyi kazıyorsun diyorlar adama. Yani kazılacak bir yer değil. Hapse atıyorlar. Orada gardiyanla konuşurken diyor ki işte sen niye geldin buraya? İşte rüyamda her gece görüyordum bir hazine vardı. Hazine de Mısır'daydı. Onun için geldim. Gardiyan dönüyor diyor ki ben de aynı rüyayı görüyorum her gece. Fakat benim gördüğümde de senin geldiğin yerde, yani İstanbul'da ve adresi söylüyor. Adres kendi evinin altı. Şimdi ben de aynı şeyleri yaşadığım için
ben de uzun süre 15 sene, 14-15 sene yurt dışında kaldım. Ve hazineyi hep orada aradım. Çok evet. da güzel hazineler vardı orada. Ama böyle baktığın zaman hiçbiri bana tam bir şey ifade etmedi. Çünkü tam bir şeyi alıyorum, belli bir süre sonra onun zevki gidiyor. Bu evet. Descartes'in çok güzel bir lafı var. İki tane dünyada şey vardır, hayal kırıklığı vardır. Birincisi bir hedefe ulaşmaya çalışırsın. Ulaşamadığın zaman bir hayal kırıklığı yaşarsın. Evet. Bu hayal kırıklığı küçük hayal kırıklığıdır. Bir de o hedefe ulaştıktan sonra yaşadığın hayal kırıklığı vardır ki o daha büyük bir hayal evet. kırıklığıdır. Biz vardık insanlar, artık ne kaldı ya, diye. İşte o maddi şeylerin içerisinde ben bunu hep yaşadım. Sonra yolda bir kuşa rastladım dediğim kuş annem benim. Anneme rastlayınca tekrar hazinemin aslında nerede olduğunu düşündüm ve geri döndüm. İşte birçok maddi imkanları da teperek buraya geldim. Şimdi de burada olmaktan o kadar mutluyum ki gerçekten, çünkü gerçek bir hazine bizim kendi toprağımızın üzerinde, altında yatıyor. Ama biraz değişmek lazım, biraz çalışmak gerekiyor tabii evet. hazineyi çıkarmak için. İşte yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyeyim. Ay harikulade. Bu söylediğin aslında şey gibi değil mi? Hani o dışarıda aradıklarımızın aslında içimizde, özümüzde olduğuna da çok güzel bir örnek oldu. Evet. Nereye gidersek diyeyim ki benim bildiğim, benim öğrendiğim, bana gelen, okuduğum her şeyde şunu görüyorum. Üzerinde yaşadığımız coğrafya, doğduğumuz coğrafyanın da tekamül yolculuğumuzla çok büyük bir ilgisi olduğu için, o yüzden insanlar hani kuşu altın kafese de koysam vatanım der diye bir hikaye vardır ya. Kesinlikle. Hepimizin çekildiği bir yer var. Kesinlikle. Ama orada belirleyici olan da işte hem Burçak'ın hem de senin söylediğin gibi çok güzel ifade ettiniz. Onu aramak lazım. Aramayana cevap yok. Günaycığım, gerçekten yine bir programda geçenlerde belirtmiştim. Yaşadığımız coğrafyanın, hatta yaşadığımız şehrin mimari yapısının bile psikolojimizin üzerindeki etkisini hem mimar hem de işte tasavvufla ilgilenen hepimizin bildiği Saadettin Ökten, sevgili hocamız Saadettin Ökten de hep söyler. İstanbul bahçeli evleriyle, iki katlı, tek katlı evleriyle daha dişil bir görüntüden, böyle yüksek yüksek apartmanların olduğu daha eril bir görüntüye evet. büründü. O yüzden insanlar da biraz daha erilleşti. Evet. Kadınlara da baktığımız zaman daha böyle bir cabbar, daha bir erkeksi, kesinlikle. Daha bir sert bir yapıya evrildik. O bahçeli evlerin, sırf o tek katlı, iki katlı evlerin bile yüksek yüksek apartmanlara dönüşmesi psikolojimizi etkiliyor. Ne kadar etkili. Su üzerinde zaten neler neler konuşuruz yani. Su bile iyi niyetle, kötü niyetle, iyi enerjiyle, iyi frekansla nasıl şekilleniyor? Yapılan bütün deneyleri değil görüyoruz mi? Masaru. İşte artık bilgi her taraftan geliyor tabii, bize. Tabii Masaru Emoto'nun bir çalışması var. Artık günümüzde herkes bunu duymuştur bir şekilde. Suyu öncelikle dondurmadan önce enerjiye maruz bırakıyor. Bazen iyi bazen kötü. İşte aşk, sevgi, ondan sonra hürmet vesaire, cömertlik gibi kelimelerde çok simetrik, enerjisinin yüksek bir hale aldığını görüyor. Ama öfke, savaş, nefret gibi kötü enerjilerde çok daha böyle asimetrik, daha mat, ondan sonra enerjisinin daha düşük olduğunu görüyor. Bu çalışmayla birlikte hız kesmeden suyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hatta Masaru Emoto daha sonra bir çalışma daha üzerine koyarak, insanın ağlarken ki duygu durumuna göre gözyaşının bile yapısının değiştiğini keşfediyor. Evet, çok öfke, nefret anında yine aynen demin dediğim gibi daha olumsuz bir şekil. Evet. Aşkla, sevgiyle akıtılan gözyaşında daha güzel bir yapı. Dolayısıyla hepimiz sudan meydana geliyoruz. Beynin %90'ı, insanın %70'i, kainatın, evrenin, dünyanın daha doğrusu %70'i su. Evet. Dolayısıyla güzel niyet beslemek, birbirimize karşı iyi niyet beslemek, ondan sonra dedikodunun yaptığı olumsuz enerjinin yine dönüp dolaşıp insana zararının olması. Evet. Zaten günah niye günah? Sonuçta haşa Allah-u Teala ben bir oyun oynayayım da şeyimizi piyon gibi kullanıp da yasaklar olsun, sevaplar, günahlar olsun da. Evet. Yani haşa, yani sonuç itibariyle bir şey günahsa değil mi Kerim Hocam? Yine dönüp dolaşıp bize zararı olduğu için günah. Dedikodunun kime de yararı olmuş bu zamana gerçekten, kadar. Gerçekten. Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Şöyle düşündüm ben de. Hem Saadettin Hoca'dan bahsettiği için yazarımız olması itibariyle ben onunla çok çalıştım. Ne güzel. Şimdi şöyle bir durum var. Peygamber Efendimiz
aslında her konuda bir lider olduğu gibi şehir bölge planlamacılığında da bir lider. Evet. Çünkü Medine'nin inşası şu şekilde oluyor. O zamana kadar Orta Çağ'ın birçok şehrinde aynı yapılanma var. En ortada bir hükümdar sarayı. Hükümdar sarayının çevresinde tabii ki ordular, koruyucular, işte ondan sonra tarım, sanayi neyse o şekilde büyüyor. Ve bütün Orta Çağ şehirleri bu şekilde evet. büyüyor. Ta ki Peygamber Efendimiz Yesrib'e, yani o zaman Medine değil ismi, evet. Yesrib diye bir şehre geliyor ve o şehri Medine olarak değiştiriyor. Nasıl yapıyor bunu? Tam ortaya bir mabet kuruyor. Yani o zamana kadar şehirleşmenin ana ortası hep hükümdar sarayıyken kendisi oraya mabet mi? Burada bir sembolizma var. Sembolizma da şu, şehrin içerisine kalbi koyacaksınız. Aslında şehir dediğiniz merkeze. Sizin... Merkeze kalbi koyacaksınız. Şehir dediğiniz sizin kendi vücudunuz. Evet. Ve o şehrin yönetimi aslında merkezde kalbin olacağı ve aklın onun çevresinde dolanacağı bir sistem. Zaten şehir kelimesi Medine, şehir demek. Medeniyet de Medine'den geliyor. Yani aynı kökten geliyorlar. Dolayısıyla baktığınız zaman bir insanın da medeni olması için aslında kalbin en ortada durması çok yani net bir şekilde anlatmış çok aslında. Net. Ya çok güzel. Kerim Hocam sizden bir şey rica etsem tam bu noktada Merkez Efendimiz'e bir anlatsam. Eyvallah. Evet. Hadi buyurun. Biz senden biraz şey kaçıyor. Vallahi hiç sorun değil. Ben o kadar mutluyum canım ki böyle Gülaycığım. Burada kenarda oturup vallahi sizi dinlerim. Vallahi içimden geldi. Yani. Birden paylaşmak istedim. O kadar mutlu ettin ki beni lütfen. Çok sağ ol. Bu rahatlığı seviyorum çok ben. Çok harika. Ya yani ben de ilk defa böyle bir programa katılıyorum. Çünkü gerçekten tamamen evet. bir sohbet havası. Yanımda canım arkadaşlarım var. Oh, ne güzel. Mis. Merkez Efendi gibi yani. Değil mi? Merkez Efendi gibi güzel de bir içine insanı kalbine dokunan evet. bir hikaye var. Valla çok güzel bir hikaye o. Merkez Efendi'nin ismi. Merkez Efendi Kanuni zamanında yaşamış. Büyük insanlardan biri. Sümbül Sinan Hazretleri onun hocası. Ve kendisine de Musa. Aslında Merkez Efendi hiç geçmiyor. Musa bu şeyin içerisinde, bu tekkenin içerisinde yetişiyor. Yetişirken bir soru soruyor ona başlarındaki Sümbül Sinan Hazretleri bütün arkadaşlarına, yani bütün talebedenlere, bütün müritlere diyelim. Ve diyor ki elinizde bir kuvvet olsa bu kuvveti dünyada neyi değiştirmeye uygularsınız? İşte insanların bir kısmı diyor ki işte eğer diyor dünyada işte bin tane katil varsa ben onları buradan gönderirim. Bir tanesi diyor ki bin tane hırsız varsa ben onları gönderirim. İşte bir tanesi diyor bin tane işte kadınlara kötülük yapanı gönderirim. Herkes bir kötülük yapan insan grubunu bu dünyadan gönderiyor. Musa'ya geldiği zaman Musa diyor ki efendim diyor bu arkadaşların gönderdiği ne kadar hırsız varsa o kadarını geri getiririm. Ne kadar katil varsa o kadarını geri getiririm. Ne kadar şey. Neden? Çünkü her şey aslında olması gibi. Evet. Olması gereken şekilde. Olması evet. gereken şekilde. Çünkü Allah'ın sistemi öyle güzel işliyor ki, öyle ilahi bir adalet var ki bizim görmememiz onun olmadığı manasına gelmez. O zaman Sümbül Sinan Hazretleri sen anlamışsın. O zaman senin adın Merkez olsun. Çünkü merkezde kalmışsın sen. Süper. Diyerek Merkez Efendi ismi. Buradan da hatta kötülük problemi, kötülük neden var sorusunun da aslında bir şekilde cevabı bence olmuş oluyor. Yani kesinlikle. Denge. Denge. Yani özgür iradenin olduğu bir noktada kötülük de olacak elbette. Evet. İyilik kadar kötülük de olacak. Buradan da Sümbül Efendi'nin de hikayesini ben mi anlatsam acaba? O, buyursunlar. O burada evet lütfen. Değil çok mi? Güzel hikaye. Sümbül Efendi demişken. Lütfen. Ya ben de onu çok seviyorum. Kitabı ben de severek aşkla okuduğum için. Bu sefer de Mürşit Hazretleri talebelerinden bir çiçek değil mi hocam? Çiçek getirmeleri. Evet. Herhangi bir çiçek getirmelerini istiyor. Ondan sonra talebeler de en güzel tabii ki hocasına en layık olacak şekilde güller, güzel kokulu açmış güzel güller. Ah, ondan sonra ben de okudum burayı. Okudunuz değil mi? Papatyalar vesaire en canlısı, en dirisini hocasına layık olsun diye götürüyor. Sümbül Efendi de o zaman da bir adı Sümbül değil Sümbül hocam. Sümbül değil değil mi? Evet, onun da o adı da Sümbül adını evet. oradan, oradan alıyor. Ondan sonra Sümbül Efendi Hazretleri de bakıyor ki hepsinin kendi içinde bir zikri var. Zikrediyor Allah'a. Yaradan her şeyin Allah'ı zikrettiğini biliyoruz. Kur'an-ı evet. Kerim'de yazıyor. Taş olsun, canlı olsun, cansız olsun. Hepsi bir zikir halinde. Sümbül Efendi de o zikri duyuyor. O canlı canlı çiçeklere kıyamıyor.
bir tane sümbül görüyor, başını eğmiş, artık zikirden azade olmuş, yani bir şekilde artık yapamıyor. Sonra onu götürüyor ve diyor ki aynen bu şekilde açıklıyor. Hocam ben kıyamadım koparmaya, zikrini bölmeye kıyamadım. O yüzden size bu boynu bükük sümbülü getirdim. Zikrini bitirmişti orada. Evet, Sümbül Efendi de böyle Sümbül Efendi oluyor. Benim çok hoşuma giden bir nokta. Kötülük demişken Gülay'cığım, ona da hemen şöyle güzel bir örnek vereyim. Bir yere bağlayacağım çünkü. İşte kötülük neden var? Ateist bir profesör bir gün üniversitede öğrencilerine diyor ki siz işte Tanrı'ya inanıyor musunuz? Onlar da deist, hani bir şekilde Tanrı inancı var. Evet, inanıyoruz, Tanrı var. Peki diyor, Tanrı var. Kötülük var mı? Evet, kötülük de var. O zaman her şeyi Tanrı yarattığına göre, sizin inancınıza göre kötülüğü de Tanrı yarattı. Dolayısıyla sizin Tanrınız kötüdür, kötülüğü yarattığına göre. Bağlantı bu yani. Bağlantı bu. Sonra öğrencilerden bir tanesi çıkıyor, diyor ki hocam size bir soru soracağım. Buyurun diyor, sor. Hocam şey var mı, karanlık var mı? Var diyor, işte ışıkları kapattığımız zaman karanlık olur. Hocam diyor, karanlık yoktur. Işık vardır doğasında. Hani var olan, ölçtüğümüz, ölçebildiğimiz, ondan sonra tespit edebildiğimiz, ondan sonra şey vardır, ışık vardır. Işığın olmadığı, ışığın yokluğu karanlıktır. Evet. Ondan sonra soğuk var mıdır diyor akabinde ikinci soru olarak. Hoca da diyor ki evet, işte üşüyoruz bazen vesaire. Hayır hocam diyor, soğuk da yoktur. İşin özünde sıcaklık vardır, onu ölçebiliriz. Değerlerini tespit ederiz vesaire. Sıcaklığın olmadığı yerde soğuktur. Hocam özünde her şeyin iyilik vardır. Bütün iyilikler Yaradan'dandır. Tanrı'dandır ya da Allah'tandır, artık ismi neyse. Onun olmadığı yerde kötülük ortaya çıkar. Ve bu meşhur öğrenci yine benim idolüm Einstein. Evet. Einstein'da da tekrar bağlamış olduk. Bu aslında hani din-bilim ilişkisi üzerinden çok fazla da tartışma olur ya. Birbirlerine ne kadar tezat oldukları yönünde. Halbuki ne kadar... sonsuz olasılıkları aynı perspektiften görebildiğinde, insan idrak edebildiğinde, aslında her şeyin birbiriyle o muhteşem kurgu içinde nasıl bir ahenk içinde oldukları nasıl görünüyor, değil mi? Şu maneviyat konusu bitmez. Şimdi içinde bulunduğumuz, her ikinizden de bu konuyla ilgili merak ettiğim için söylüyorum. Şimdi pandemiler, yangınlar, işte doğada yaşanan bir takım olaylar ve günlük hayatımızda alışkanlıklarımızın çok ötesinde başka bir şeye geçti. Sen bir eğitimci olarak da okula gidemedin, birbirimizle görüşemedik, dokunamadık birbirimize. Maneviyat bize böyle zamanlarda neler söylüyor? Bunu biraz konuşalım mı? Tabii, çok güzel. Çünkü dünya böyle bir dünya. İnişler, çıkışlar, ışık gidince karanlıklar. Evet. Değil mi? Dinamik bir hayat. İyi ki öyle, stabil değil. Evet. Entropi dediğimiz bir yasa var. Her şey gittikçe bozulmaya mahkum. İnsan da aynen o şekilde. Evet. Önemli olan bozulmadan kalabilmek. Önemli olan bu dünyada neden var olduğunu bilebilmek. Nasıl bir yolculuktasın? Hedefin ne? Hedef belirleyebilmek. Bir istikamet üzereysen, tabii ki bazen sapabiliyoruz hepimiz. Duvara toslayabiliyoruz, yanlış yollara sapabiliyoruz ondan sonra. Çünkü birçok faktör etkili. Bizim içimizde dinamik, stabil değil ki. Tabii. Yani hormonlarımızın etkisinde kalıyoruz bazen, değil mi? Bir şekerimiz düşündüğü zaman daha gergin oluyoruz. Evet. Etrafımıza karşı belki daha kırıcı oluyoruz. Stabil değil. İçimizde stabil değil. Yaşadığımız çevrede stabil değil. Ama sen hedefini belirlersen, nasıl bir insan olmak istediğine, belli ölçüler var sonuç itibariyle. Evet. Doğruluk, dürüstlük, bütün dinlerde değerler ortak değil mi? Değil mi? Yalan söylememek, düzgün bir insan olmak. Global kabul görmüş. Hak yememek. Evet. Yani bellidir. Değerler bellidir. Sen bu yolda ilerleyebiliyorsan, çevresel faktörler tabii ki hepimizi hayatta zorluyor. Tabii. Sonuçta Kur'an'da da yazıyor, ben sizi malla, mülkle, evlatla, değil mi, sınayacağım. İmtihan edeceğim. İmtihan edeceğim. İmtihan dünyasındayız. Bu koşullara sabredebilmek, her şeyin Allah'tan geldiğini idrak edebilmek. Hatta bununla alakalı yayın öncesi de söylemiştim. Hani her şeyin Allah'tan geldiğini idrak etme noktasında bir menkıbe vardır. Benim hoşuma gider. Birçok izleyenlerimizin de birçoğu biliyordur. Çok özür dileyerek burada bir virgül koyalım. Tabii lütfen ki o menkıbeyi unutma. Tabii ki. Bir ara vermemiz gerekiyor. Sen konuş diye durmadım ama sevgili izleyiciler, birazdan yeniden huzurlarınızda olacağız. Şimdi kısa bir ara. Bas. Evet, zaten normalde de öyle. Evet, geri döndük, buradayız. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. BBN Türk ekranlarında isimsiz çok kıymetli iki değerli konukla, dostla devam ediyor Kerim Güç
ve Burçak Yüce ile birlikte bir menkıbe anlatacaktın ki ben sözünü balla kestim. Evet, şimdi tasavvuf yolculuğunda, burada Kerim Hocam varken tabii bunları konuşmak biraz zor oluyor benim için ama. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet şeklinde gider. İşte talebelerden bir tanesi yine mürşidine ya da işte hocasına soruyor. Arasındaki fark nedir? Bana bir anlatır mısın? Tamam diyor. Bir camideler o esnada. Abdest alanlardan 4 kişi seçerek diyor ki git sırayla enselerine vur. Hadi bakalım. Enselere bir tane. Var. Evet, şaplat. Ondan sonra ilk vurduğu kişi hemen dönüp karşılığında kendi de bir tane şaplatıyor. Ondan sonra ikinci vurduğu kişi tam şeyine cevap verecekken, karşılık verecekken diyor ki işte dur, kendini engelle, yapma. Üçüncü kişiye gidiyor, vuruyor. Ondan sonra o da şöyle bir dönüp bakıyor, bakmakla yetiniyor. Hiç elini bile kaldırmıyor. Dördüncü kişiye vurduğunda da dördüncü kişi bakıyor ama aynı zamanda öpüyor. Elini öpüyor. Yani vuran eli öpüyor. Ondan sonra hoca da diyor ki bak, ilk kişi şeriat, yani kısasa kısas karşılığını verdi. Sen ona vurduysan o da sana vurdu. Tarikat ise şunu gerektirir. Evet, biri sana vurdu ama sen nefsine engel olarak karşılık vermemeye gayret et elinden geldiğince. Tarikat da budur. Yol, tarik. O yola girmişsen gereğini yerine getir. Ondan sonra hakikat, evet, vuran bir kişi var. Ondan sonra gördün onu. Evet, pardon, üçüncüsünde dönüp bakmaya bile gerek duymuyor. Sonuç itibariyle dönüp bakmıyor. Allah'tan geldi diyor. Ne varsa Allah'tan geldi diyor. Hani hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Hani kafasını dönüp bakma ihtiyacı bile hissetmiyor. Dördüncü kişi ise elini öpen kişi. Yine dediği gibi üçüncü arkadaşın her şeyi Allah'tan ama böyle bir şey geldiyse bana Allah'tan, ben onu öper, başıma da koyarım. İşte marifet bunu gerektiriyor. Evet. Her ne kadar ben algılayamasam da. Bu söylediği şey aslında benim de yayına girmeden önce de hani minicik çıtlattım. Şeriat, hakikat, şimdi günümüz çağında çok fazla akım var. Ve bunu daha önce Emre Dorman'ın katıldığı programda da konuştuk. İslamiyetle Müslümanlığı farklı bir yere koymak gerekiyor. Hani o şey demişti Emre Hoca da. Yani Müslümanlık üzerinden İslamiyet'i değerlendireceksek işimiz var. Çünkü artık bir kültür gibi gelenekselleşmiş. Hatta işte dünya çapında birçok acının da yaşanmasına vesile olan gruplar, örgütler, yapılanmalar var. İslam'ı önlerinde bir bayrak gibi sallayıp ona en çok zarar verenler aslında. Birazcık bu tasavvufun, o hakikat arayışının içinde şefkate, merhamete, sevgiye sırtını yaslayan, kalbini, gözünü o tarafa çeviren insanlar için. Bir de diğer taraftan daha kökten dinci mi demek lazım, daha nasıl tanımlamak lazım bilmiyorum. Koyu dindarların tasavvufla çok yakın bir ilişkileri yoktur. Hatta redde kadar da giden örneklerini de biliyoruz. Siz çok daha fazlasına, sen çok daha fazla. Bak ben 30 adet. Öyle an, evet, öyle anlaştık. Bu sorunda hocam diyerek öpmezsem iyi bakalım. Yok. Yani böyle bir durum var. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor ve sebepleri ne olabilir? Estağfurullah. Yani Burçan anlattığı gibi aslında hepsi bir seviye mevzu. Ve yani kimseyi aslında bir ayırma şeyinde değilim aslında ben ama şöyle bir problem. Hani Cat Stevens'ın meşhur lafı var. Zaten herhalde Emre Hoca da oradan gitti. Diyor ki ben diyor iyi ki önce İslam'ı anladım, İslam'ı idrak ettim ve değiştirdim dinimi. Eğer şu anki Müslümanları görmüş olsaydım değiştirmezdim. Diyor. Bu tabii bizim için çok acı. Yani kalbimizi çok acıtan bir durum. Kelime İslam. İslam kelimesi selam. Ve selamet ve barıştan geliyor. Ve dolayısıyla biz orada bir şey yaşamışız. Yani ne oluyor biz? Nasıl barış dinini bu şekilde bu hale geldik? Taassup gerçekten çok zor bir durum. Yani gerçekten sıkıntılı bir durum. Taassup demek yani belli konularda radikalleşme. Gerçek manada radikalleşme. Şimdi aslında Kur'an-ı Kerim bize birçok şifreyi veriyor. Evet. Böyle şifre derken şifreli konuşmak için demiyorum ama lafız olarak bile baktığınızda
her şeyi açan Bismillahirrahmanirrahim. İlk söylediğimiz şey, her konuya başlarken biz Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şimdi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Çok net bir şekilde söylemiş. Birçok ismi var Allah adına kullanılan. Yani Esma-i Hüsna veya başka isimler. Ama özellikle bunun kullanılmasının bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Neden? O şifreyi çözelim. Rahman kelimesi ve Rahim, ikisi de Arapçada malum 3 tane ünsüzün aslında birleşmesinden oluşuyor kelime. Oradan bize bir şifre veriyor. R, H ve M. Her ikisinde, yani Rahman biraz daha eril enerji, Rahim biraz daha dişil enerji, ama ikisinin de ortak geldiği bir kelime var. O da rahmet. Şimdi rahmet kelimesi ve merhamet, yani aslında rahmetin de şey, Allah rahmetini gönderiyor. Demek ki o zaman temel olarak baktığınız zaman her şey rahmetten geliyorsa ne yapıyoruz biz? Yani o zaman aklımızı mı kaybettik? Değil mi? Yani başka insanlara kötü davranmak, onları aşağı görmek, daha farklı görmek bizim dinimizde yok. Böyle bir şey yok. Bu kadar çok yargılamak. Bu kadar nefret. Nefret olamaz. Dinde nefret olamaz. Ve Peygamber Efendimiz'e döndüğü zaman, tabii bu işin arketipi Peygamber Efendimiz, dönüp onun din anlayışına bakmak lazım. Din kelimesi de çok enteresan. Aslında bir finansal laftan geliyor. Şey, borç demek. Deyn kelimesi borç. Aslında bizim Allah'a karşı bir borcumuzdan bahsediyor. Ama Peygamber Efendimiz'e dini açıklattıklarında ne diyor? İşte bir taraftan döndürüyorlar, din nedir? Güzel ahlaktır. Bu taraftan döndürüyorlar, din nedir? Güzel ahlaktır. Arkasından geliyorlar, din nedir? Güzel ahlaktır. Bak, kızdıramadın oğlum beni. Ya. Halen aynı şeyi söylüyorum. Din, güzel ahlaktır. O zaman temeli, şimdi ben matematik, sen de çok rahat görürsün. Şimdi matematikçiler şuna bakarlar. Ben matematik kökenliyim. Bir kutsal kitap var. Evet. Bu kutsal kitabın istatistiklerini çıkartalım. Yani ne demek? Kaç tane ayet güzel ahlakla ilgili? Hı hı. Kaç tane ayet hüküm belirtiyor? Ya. Yani %80'i güzel ahlak anlatan bir kitabın biz diğer kısmıyla ilgileniyoruz. Evet. Ama her şey güzel ahlak, her şey güzel ahlak üzerine kurulu. Dinin kurucusu güzel ahlaktan bahsederken biz birbirimizi, yani çok basit, şu öyle güzel bir şey söylemiş ki, diyor ki sen, diyor, burada bir arkadaşının, bir din kardeşinin şeyini örtersen, eksikliğini örtersen, o da senin eksikliğini ahiret günü örtecek. Hangimiz bunu düşünen, bunu gerçek manada idrak etmiş bir insan başka biri hakkında kötü konuşabilir? Kesinlikle. Yani şeyi vermiş, ödülü vermiş, sana göstermiş şu şekilde yapacaksın diye. Ve şifreleri vermiş, rahmet üzerinden olaya bakıyor. Şey de çok önemli mesela bana göre. Mesela Ramazan'ın son 10 günü. Gecenin 1/3. Hep bunu vermiş. Şimdi gecenin 1/3'üne baktığınız zaman şafak vakti deriz. Evet. Şu çok enteresan. Şafak kelimesi de Ş, F ve K K'lerinden geliyor. 3 şeyden geliyor. Şın, F ve K. Aynı şey, ne demek? Şafağın manası şu demek, yani şey yaptığınız zaman zayıflamak demek. Ne zayıflıyor? Karanlık zayıflıyor. Karanlık zayıfladığı zaman aynı kökten gelen başka bir kelime var. Şefkat. Karanlığınız zayıfladığı anda şefkat başlıyor. İnsanların içerisine şefkat. Onun için ben hanımlarla olmayı tercih ediyorum. Çünkü onlarda şefkat zaten yüklü bir şekilde, yani var. Biz erkeklerde biraz daha bastırılmış bir şekilde var. Ama şefkatin bu kadar önem gösterildiği bir toplumda neden biz... Hep dilimizde hep söyleriz de bunları bir de. Yani tabii. Yani zaten işte kal ehli ve hal ehli diye bir olay var. Ben onları şeyden çözdüm. Hazreti Adem'in 2 tane oğlu var. Evet. Kabil'le Habil. Malum Kabil kal ehli. Yani kal kelimesi kelimeden geliyor. Evet. Konuşuyor. Dır konuşuyor. Habil ise hal ehli, gösteriyor. Yaptığını gösteriyor. Onun için Kabil Habil'i kıskanıyor ve öldürüyor. Evet. Bu dünyada da şu an o pozisyonu yaşıyoruz. Kal ehli hal ehlini zarar veriyor. Evet. Neden? Bir şey öğreniyorsunuz ama öğrendiğiniz şey sizce yaşanmamışsa o bilgi eşek yüküyle, çok özür dilerim, lafın şeyiyle, size sadece eşek yükü olur.
Aynı şey. Başka hiçbir şey olmaz. Hal edebilirseniz, hatta şöyle söylerler, Peygamber Efendimiz Kur'an yazılırken, yani katipler yazarken, her katibin o ayeti aynı zamanda hal etmesini istermiş. Yani düşünsene, sana diyor ki Allah yalancıyı sevmez ve yalanı sevmez. Sen hayatında bir daha yalan söylemeyecek hale geleceksin ki ikinci ayete geç. Ya aslında mükemmel bir şey. Çok güzel. Yani. Yalan deyince mesela demin dedik ya işte şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Yalanla ilgili de aslında şöyle bir örnek verebiliriz. Şeriat işte Allah'ın yasaları, yalan söylenmez. Yalan söylemeyeceksin. Tarikatte evet yalan söylemek günahtır. Yani yalan söylemek üzereyken öyle bir hissiyatın varsa bile engelle. Evet. Hakikatte ise yalan söylemek aklımıza bile gelmez. Yani yalan söylemek için kendini engelleyebilecek bir pozisyonda bile değilsindir artık. Düşünmüyorsun otomatik bile. Olarak. Artık yalan söylemek gelmez aklına. Öyle bir haldesindir. Hakikatte evet. Öyle bir halde olur artık insan. Yalan deyince aklıma o da geldi. Çok severim. Çok yani buradan çok güzel bir hikaye var. Peygamber Efendimiz'e yani ne kadar tabii bir rivayet edilen hikayeler doğruluğu bilmiyorum ama benim kalbimi ısıtan bir hikaye. Şimdi o günün insanlarından bir müşrik geliyor diyor ki ben diyor Müslüman olmak istiyorum ama benim kötü alışkanlıklarım var işte zina işte kumar işte şu hepsini sayıyor. Ben bunları yaparım diyor. Peygamber Efendimiz rivayet edildiğine göre oğlum sen diyor yalan söyleme yeter gerisini yap. Şimdi birinci gece Peygamber Efendimiz de çok seviyor zaten yani herhalde onu görüp de sevmemek mümkün değil yani. Evet. Zaten aşık olduğu için geliyor. Yani ben bunları yapacağım diyor ama sana da aşık oldum. Çok seviyorum seni. Şimdi bir gün diyor ki ben diyor işte kumar oynayacağım. Akşam da Peygamber Efendimiz'i görmeye gideceğim. Şimdi Peygamber Efendimiz bana muhtemelen soracak bugün ne yaptın diye. Ben şimdi ona kumar oynadım desem çok ayıp olacak. O gün kumarı bırakıyor. İkinci gün işte hiç şey yapacak, bir zinaya gidecek. Peygamber sorarsa yalan da söyleyemeyeceğim için. Çünkü onu söyleme dedi. Evet. Ona da izin vermiyor. En sonunda bütün bu kötü alışkanlıklarından yavaş yavaş. Onun için yalan gerçekten her şeyin anası aslında. Kar topunun çığa dönüşmesi değil mi? Oradan başlıyor. Bir de şu ya sizin yazdıklarınıza her ikinizden de bahsediyorum. Ya da artık bir şekilde o bilgiler geliyor. Birini yargılamak üzereyken. İnsan sadece birkaç saniye durup kendine bir baksa, yani hiçbirimizin bir diğerine bu kadar üstten, bu kadar hakaretvari tabiri caizse, bu kadar aşağılayıcı, yerici ifadeler kullanması, işte tam Burçak'ın dediği gibi insanın aklına bile gelmiyor artık. Yani yapacağı zaman nefis ona bunu yaptırmak istediği anda da, bütün ayarları sağlam olan onların hepsini tutabiliyor. Hazreti Ömer döneminde miydi? Şimdi yanlış olmasın ama bir kadın var günahkar. Taşlanarak evet, öldür. İlk taşı günahsız attı. İsa, evet. İsa peygamber. İlk taşı değil günahsız yani attı. Hangi birimiz, kimse atamıyor. Hangi birimiz günahsız? Hangi birimiz hepimizin günahsız. Defoları var. Çünkü şey değil mi bu? Kerim çok güzel anlatıyor. Önemli olan deminki gibi Peygamber Efendimiz'in kapısına gelenin bu günahlarını bilmesi. Evet. Yani evet. Bilebilmek orada da de bir önemli. Alamet var. Tabii. Kabul etmek. Yani birinci işte o nefs makamları hep bir emir veren nefs, emmare. Bir üst makam levvame. Yani kendini kınayan demek. Levm evet. Kelimesinden geliyor. Ve ne zaman ki ben hatalıyım dediniz o zaman üst seviyeye çıkıyorsunuz. Evet. Kendinin hatalı olduğunu söyleyebilecek kapasiteye gelmek bir nefis atlaması, bir yani bir kuantum atlaması gibi. Yani evet, o kadar sıçrama o yani. Kadar büyük sıçrama. Bir sıçrama evet. Şeyi. Ben hatalıyım diyebilmek. Evet. Geçen Sinan hocamın da kulakları çınlasın. Sinan Canan hocanın o da bir şey bilmiyorum diyerek başlarsın. Evet. Evet. Der kitabında da. Biz de onu konuştuk. Evet. Sen gelmeden biz o kısacık arada neler konuştuk. Hepsini anlatacağım sonra. Hadi bakalım. Burada hepsini konuşuyoruz zaten. Gizlimiz saklımız evet. Yok. Evet, bilmemek, bilmediğini bilmek önemli bir şey. Çok kıymetli değil mi? Ya bir de şimdi artık içinde bulunduğumuz çağ, yüzyıl, her şeye ulaşıyoruz. Teknoloji çok ilerledi. Bilgi artık yağıyor. Evet. Yani her yerden her bilgiye ulaşabiliyoruz. Eskisi kadar zor değil. Bak sen diyorsun ki işte kitapta okudum acaba yanlış bir şey mi diye onu araştırdım. Şimdi girsen Google'a sorsan sana bir sürü veri çıkaracak. Ama mevzu
Az evvel Kerim çok güzel ifade etti. Bildiklerimizi hal haline getirebilmek. Evet. Yani halden hale. O hali yaşamak, o bilginin hayatımıza sirayet etmesine evet. vesile olabilmek. İşte o zaman bilgi de akıyor. Su gibi akıyor hayatımıza. Çok bir doğru. yük olmaktan çıkıyor. Hem bize hem bütüne de faydası oluyor değil mi? Şimdi yani şöyle bir durum var tabii. Orta çağda bir insanın bütün hayatı boyunca öğrendiği şeyi biz bir günde öğrenebiliyoruz. Şu anki şeyimiz tabii. o. Yani orta çağda bütün ömür boyunca gene bir günde sabah gazeteyi aç büyük ihtimalle öğreniyorsun. Fakat bu sefer de şey karıştı. Şimdi kelimeler birbirlerinden farklı. Data yani veri, evet. bilgi, malumat, hikmet, yakin. Hepsi şu an aynı şeymiş gibi konuşuluyor. Evet. Halbuki hepsi birbirlerinden farklı şeyler bunların. Yani bilginin doğru olup işte güzel olup hem hani o Eflatun'a gelmişler söylemişler yani bilgi güzel mi bana söyleyeceğin şey? Evet. Doğru mu? İşime yarayacak mı? Söyleme. Yani bu üç tane filtreden geçirdiğin zaman bana bir faydası var mı? Yok. Sana var mı? Yok. Doğru mu? Yok. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nasrettin Hoca'nın fıkrası geldi aklıma. Evet değil mi ya? Bana söylemiyor. Aynen. Ya gerçekten öyle bir durum var artık. Onun için yani bilgiyi tabii çok önemli bir şekilde iyice filtreleyebilmek, evet. gerçek bilginin alınması çok önemli. Ne yazık yani ne yazık ki demeyelim. Çünkü her dönemin kendine ait böyle problemleri evet. var. Ama doğru insanlardan doğru bilgiyi almak ve tabii tartışabilmek asıl önemli olan o. Yani insanlarda biraz hepimizde var. Ben biliyorum evet. ama Allah bir tane ağız, iki tane de kulak vermiş. Allah yaptığı her şey evet. o kadar yani sembolü yani kulak iki tane, evet. ağız bir tane. O zaman dinle, çok dinle, az konuş evet. pozisyonu ortaya çıkıyor. Tabii ki çokça hani yorum yapabiliyoruz, her şeyin içindeyiz. Fazla bilgi var, öğrendikçe biraz kafada karışıyor. Karışıyor, hem karışıyor bir de benlik o içeride. Ben evet. biliyorum, sen bilmiyorsun davası var. Halbuki o kadar çok şeyde öğrenebileceğimiz insanlar gerçekten evet. bizden... Kabul edebilsek, hani bizden daha büyüğün olduğunu, bizden daha iyi bileni olduğunu kabul edebilsek. Yani bir başkasını cehaletle suçlarken insan şunu düşünse, ben hep onu düşünürüm mesela. Henüz bilmediğim her şeyin cahiliyken nasıl birini bana hasbelkader bir lütuf olarak sirayet etmiş bir bilgiden dolayı cehaletle suçlayabilirim? Çok doğru. Nasıl evet. olabilir çok böyle doğru. bir şey? Evet. Bu nasıl bir had bilmezlik olur? Değil mi? Evet. Yani şunu diyebilmek yani ben kimim? Ben kimim de onun şeyini yapıyorum. Çok seviyorum yani Sokrat'ın o deyişini çok seviyorum. Sokrat gerçekten bana göre ben mutasavvuf ben İslam öncesi yaşamış bir mutasavvuf bana göre. Ve diyor yani en bildiğim tek şey aslında hiçbir şey bilmediğimdir. Şimdi ben onu düşündüm dedim ki ya bu adam dünyanın en bilgili adamı. Niye böyle bir şey söylüyor? Kelimenin içinde saklı benim bilgim değil o bilgi. O bilgi kozmoza ait, bütün evrene ait. Ben istediğim zaman, istediğim an giderim o bilgiyi oradan alırım. Ama ne zaman ki o bilgi benim dedim, bütün o kanaldan çıkarım. Evet. Kanal bana izin vermez, ben dedim çünkü. Ama o bilgi herkesin bilgisi, hepimizin bilgisi. Ben onu istediğim zaman ona ulaşırım ve konuşurum. Evet. Sokrat bence bunu söylemek evet. istedi. Eflatun da öyle değil mi hocam? Sadece bir filozof demek evet. yetersiz. Filozof çok güzel. Neden? hikayede var. Neden ona, yani Eflatun'a veya Pisagor'a aslında ilk filozof denilmiş. Şimdi Pisagor aslında Mısır'da yetişmiş ve Mısır'da Sofis denilen grup tarafından yetiştirilmiş. Ve bütün kadim bilgi kendisine verilmiş. Memphis'te işte yine o zamanın şeyine göre Osiris Tapınağı'nda yetişmiş. Ve Delphi Tapınağı'nın da yazıklarını... Sonra geliyor Delphi'ye evet, geliyor oradan. Pisagor'a ait olduğu. Geliyorlar Delphi Tapınağı'nda. Onu o kadar çok beğeniyorlar ki sen muhteşem bir insansın. Sen olsa olsan bir tanrısın diyorlar. O da diyor ki ya olur mu diyor ne tanrısı. O zaman diyor bir altısın yani şey peygambersin diyor. Yok canım diyor ne alakası var diyor. Bir alta iniyor. O zaman sana Sofya diyelim yani hikmet sahibi. Hikmet sahibi. O zaman diyor ki arkadaşlar diyor ben bunları şeyden aldım. Gerçek Sofya'dan aldım. İşte Mısır'daki o Osiris'teki insanlardan aldım. Sofya'dan aldım. Ben ancak şu olabilirim. Sofya'yı seven. Evet. Sofya hikmet, filo seven demek. Oh. Filo Sofya
hikmeti seven demek. Dolayısıyla ilk Pisagor, yani ilk ismi alan Pisagor, aslında felsefeciler hikmeti seven manasında kullanır. Kendileri hikmet sahibi olan değil. Evet, yine benlik. O çok önemli. Benlik yok çünkü. Benlik yok. Of, çok güzel. Ay, ne güzel. Vallahi ne derin nasıl, mevzular. Böyle başka başka kapılar açılıyor içinde. İnsan olmak deyince işte Gülay, insanlığa evet, yakışanlar ya. Bunlar oluyor değil mi? Gerçekten öyle. Sen neden suyu seçtin? Hadi biraz onu anlat. Suyun yolculuğunu. Bu arada çok özür dilerim. Yanlış görmediysem bu Afrika'da su kuyusu açtırmaya ilişkin de zannediyorum bir takım çalışmalar da evet yapıyorsun. Evet. Açtırdın da hatta evet, değil mi? Afrika'da sağ ol canım. Nasip, yani nasip. Tamamen nasip. Ben vesile oldum. Öyle görüyorum. İnşallah daha da vesile olalım hepimiz. Nasıl çıktı o? Şöyle iş? Oldu. Suya karşı hassasiyetimden başlayayım. Sonra su kuyularına geleyim. Tamam. Şimdi benim sürekli, hani bir fizikçi şimdi metafizik anlatmaya başlayacak. Evet, bu anı kaçırmayın. En güzel metafiziği fizikçiler anlatır evet, ya. Bence ya de değil zaten, mi? Bilimsel olarak açıklayamadığımız, günümüzde açıklayamadıklarımızda metafizik diyoruz. Açıkladıkça o metafizikler fizik oluyor. Mesela çocukluğumda bana sürekli hepimize derlerdi ya, su içerken Bismillah de. Şimdi ben tamam Bismillah diyeyim de mantığını da çok böyle şey yapamadan, anlayamadan ya ben o suya Bismillah deyip içsem ne olacak? Sonuçta içeceğim bir şekilde gibi mantığını çözemeden olduğunda o zaman metafizik oluyor. Ama şimdi günümüzde demin anlattığım Masaru Emoto'nu sen ona ne kadar güzel bir niyet beslersen, o Bismillah derken ki o enerjiyi ona yolladığında o sana şifa oluyor. Evet. Diyelim. Sonra da şeye geçeyim. Sürekli herkesin tekrarladığı rüyalar olur. Hepimizin böyle sabit. Benim de öyle bir rüyam var. Ne zaman deniz görsem rüyamda çocukluğumdan beri tsunami şeklinde o dalga gelip benim üzerime kapaklanıyor. Hayır üzerimi olsun. Örtüyor. Hayır evet. Olsun. Ki suyla çok haşır neşir bir insanım. Hani içinde olmayı da severim, içmeyi de severim. Su kuşu derlerdi hatta bana çocukken denizden çıkmam falan. Deniz korkum yok. Böyle bir durumum da yok. Sürekli tekrarlıyor bu rüya. Çocukluk geçti, genç kızlık geçti, işte büyüdüm hala tekrarlıyor. Belki de 100 kere gördüm. Genç kızlık geçmedi canım. Evet orada durumdur yani. Bak ne güzel rica oldu güzel. Şimdi. Çok bakar teşekkür ederim. Işte. Gerçek bir centilmenle birlikteyiz. Evet. Kerim hocam öyledir. Ondan sonra Gülay'cığım, sonra suya karşı böyle bir dikkat kabartmaya başladım. Ve bunun dışında benim daha farklı manevi rüyalarım ve çok enteresan deneyimlerim oldu suyla alakalı. Ah. Onlar bana kalsın. Ondan sonra bir şekilde böyle suyla haşır neşir olmaya başladım. İşte su içerken ne bileyim daha hissetmeye başladım. Denizde yüzerken yani suyu böyle anda kalmak diye bir şey vardır ya. Evet. Ben onu en çok suyla birlikteyken yaşamaya başladım. Onu hissetmek istedim. Sonra bir gün o ara ticaretle uğraşıyorum. Bir mağazam var. Mağazada kitabın da arkasında yer alan bir dörtlük geldi aklıma. Dört satır. Onların serüveni bir bilinmezlik içinde milyarlarca yıl öncesinden başladı. Birbirinden çok farklı özellikteki iki taneciye artık uslanmasını söyledi yaradan. Ne yak dedi ne de yan. Hidrojenle oksijen. Ak dedi gönülden gönüle arındır ferahlat yardım et beni bulsun. Seni bulsun beni arayanlar, bana aksınlar, cennet bahçelerimdeki berrak nehirlere karışsınlar. Birden böyle bir geldi. De dört satır geldi. Çünkü hidrojen yanıcı bir gaz, oksijen yakıcı bir gaz. Ama onlar kendilerinden kimyasal reaksiyonlarda bileşenler kendi kimyasal özelliklerini kaybederler. Bir şekilde benliklerinden vazgeçerler. Ama böyle bir vazgeçişin sonunda manaya bak. Evet böyle bir vazgeçişin sonunda ne yanıyor ne yakıyor su gibi söndürücü bir madde oluyor. Bu felsefeden bilmiyorum herhalde birden ilham oldu. Çok güzel. Böyle bir şey düşündüm. Ne yanmalı hayatta ne tamam. Yakmalı. Ne gereksiz endişelerle, vehimlerle kendimizi yiyip bitirip yanmak. Evet. Ne de etrafımızı kırıcı kelimelerle negatif enerjilerle, kötü bir bakışla yakmak. Hayır, ikisi de değil. Su gibi birbirimizi söndürmek. Varsa karşımızdakinin bir ateşi, yanıyorsa bir şekilde içi, bir şekilde su gibi söndürücü olup ve hep birlikte o akışla, çünkü insanın da doğasına aykırıdır durmak, aynen su gibi. Suda durduğunda bakteri üretir, hiç yapısına uygun değildir. Su gibi yaradana akalım. Zaten cennette sürekli nehirler yok mu, ırmaklar yok mu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Kevser havuzları. Orada hep beraber o havuzun etrafında yine onu yudumlayarak buluşalım. Ki buradan da şeye gelmiştim kitapta, yine öyle bir kurgu yapmıştım.
Şems güneştir, yanar, etrafını yakar, ısıtır. Mevlana Hazretleri de kendi içinde Allah aşkıyla yanar. Bu yanış ve yakış birbirlerine ama bir araya geldiklerinde o kadar iyi gelir ve söndürürler ve yaradana akarlar ki hem kendileri akar hem de etraftaki insanları da hep beraber o kanala sokarak beraber bir akış sağlanır. Bütüne katkı olmak için bu söylediğin şey o kadar kıymetli ki insan içindeki o haraladan güreleden çıkınca o kendi içindeki kaoslarından kurtulunca zaten artık etrafındaki hiçbir şeyle bir savaş, bir mücadelesi de kalmıyor. Aynen çok doğru. Ve onun ruh hali ben artık bunu gözlemliyorum. İnsanları sadece seyrederek o kadar çok şey öğrenebiliyoruz. Gülacığım bunu sen de farkındasındır. Alıyorum senden o manayı. Yani bir insan kendini ne kadar sakinleşir, ne kadar durulursa ondan sonra etrafını anda kalmayı da o kadar başarabiliyor. Evet. Bakmayı değil görmeyi de o kadar başarabiliyor. Duymak yerine işitmeyi de başarabiliyor. Evet. Dolayısıyla sakinleşmek çok önemli. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Bir bardak alalım. Şunun içine çer çöpü dolduralım. Karıştıralım. O çer çöp bunun içinde kalır. Ama bu su ne zamanki durulur o çer çöp yüzeye çıkar. Durulmak işte içimizdekileri, evet. Varsa böyle sıkıntıları, endişeleri, vehimleri böyle bir sakinleştiğimiz zaman o içimizdeki biriken kötülükleri de bence yukarı çıkartıyoruz ve onları fark edebiliyoruz. Evet. Çünkü o esnada, o sirkülasyonda biz onları fark edemiyoruz. Bizim içimizdeki bizi yiyen, kemiren o sıkıntıları sakinleşirsek bence o defolarımız da ortaya çıkacak. Onları da bir şekilde yüzleşeceğiz. Elekten mi geçiririz? Ne yaparız? Onları da bir şekilde temizleyebileceğiz. Ama dediğim gibi bir sakinleşmek, durmak, anda kalmak bence günümüz insanının başarması gereken unuttuğumuz değerlerden biri diye düşünüyorum. İşte o yüzden bu kaotik ortamlarda dedim ya hani maneviyat bize ne diyor? Hani şimdi çok hıza güzelleme yapılan da bir dönemdeyiz aynı zamanda. Çok doğru söylüyorsun. Ne kadar acelemiz var, her şeye yetişmeliyiz. Her şeye yetişmeli miyiz? O apayrı bir tartışma konusu. Bir de her şeye yetişebilir miyiz ki zaten fiziksel olarak da yani. Fizik kanunlarında bak burada yanımızda hoca da var soralım. Yani bütün bunların içinde durduğunda gerçekten durduğunda ama ya ben hiç olmayacak şeyler görüyorum mesela. Yine başka kültürlerden gelen durumları etkiliyor. Mesela fast food. Hemen böyle bir ayakta yiyip geçiştirme. Hepsi bizim. Yediğine şükran ruhumuza. Duymak. Hepsi bizim ruhumuzda defolar açmıyor mu? Kesinlikle. Yani bizim kültürümüze uygun olmayan durumlar. Gerçekten. İnsanın evrimleşmesindeki duruma aykırı hareket ediyoruz bir kere. Yani, değil mi? Tabii ki yani. İşte yeşil göremiyoruz. İşte biraz evvel bahsettiğin yiyecek içecek problemleri şu bu var. Tasavvuftaki önemli şeylerden biri hani işte İbnül Vakt dediği yani vaktin çocuğu olabilme. Biraz evvel bahsetti. O, yani lisan olarak İbnül Vakt diyorlar. O anın çocuğu oluyor ve o an ne gerektiriyorsa onu yapabilecek pozisyona geliyor sufiler. Veya en azından bunu bir felsefe olarak belirliyorlar. Çünkü o an bazen kabz gerektiriyor. Bazen hakikaten şey gerektiriyor. Ne gerektiriyorsa o an onun halini alabiliyorlar. Ve ölmeden önce ölmek diye bir aslında deyiş var tasavvufta. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani hayatımızda o kadar çok yükseliyoruz, o kadar çok alçalıyoruz ki bir sinüs kusen tabii yani fizik ve şey olarak sinüsçüler ve kosinüsçüler bir aşağı bir sinüs kosinüs. Ama o ölme sırasında insanlar haşa yani normal ölmeden bahsetmiyorum ama İşte şeye bağladığınız zaman o kalbin EKG mi işte o cihaza bağladığınız zaman cihaz işte yavaş yavaş böyle azalıyor sonra tek böyle bir çizgi halinde gidiyor. Şimdi hayatımız da böyle bizim. Çok fazla değer verdiğimiz veya çok yıprandığımız şeyler var. Bu bizim aslında sinüs kosinüslerimiz büyüyen şeyler. Ama bunlar değil yani amaç. Onları küçültmek. Tabii ki tam olarak ölmüyoruz ama öyle küçük hale geliyor ki onlar. Artık bizi hiçbir şey yani şey yapmıyor. Niye yerle yeksan etsin? Hani başta hep söyledik, sen de söyledin. İllüzyon zaten. Peygamber Efendimiz ne diyor? Diyor ki bu dünya bir rüya. Öldükten sonra uyanacaksın. Evet. Net söylüyor. Evet. Ya o zaman da illüzyon olamaz. Yani ben şeye benzetiyorum bizi. Monopol oynayan çocuklara benzetiyorum. Değil mi? Ya biz zamanımızda şimdi monopol oynanıyor değil mi? Monopolde ne yapıyorsun?
işte yerler alıyorsun falan, oteller moteller alıyorsun. Evet. Karşı adamı şey yapıyorsun, diyorsun ki senle işte şunları paylaşalım, şu iki adamı yok edelim ortadan. Tabii. Büyütüyorsun falan, o Nişantaşı'nda bir yer vardır, orayı alınca iyice büyük oteller falan koyuyorsun. Oraya gelen de ayva yiyor. Öyle bir pozisyonda. Ama o oyun oynarken nasıl böyle hiddetleniyorsun, evet, şiddetleniyorsun. Evet. Ve bu dünyanın da o monopol oyunundan hiçbir farkı yok. Evet. Biz de işte yerler alıyoruz, evler alıyoruz, topraklar alıyoruz, dolar düşüyor bilmem ne falan. Ya. Hepsi gün bitecek, oyun kapanacak. Ve oyun kapandığı zaman da ya biz ne yapmışız diyeceğimiz bir noktadayız. Ama işte biraz evvel söyledin ya, yukarıdan bir şey bizi izleme, yani o bir ablamın, Sema ablam şöyle bir şey söylüyor. Dronlarla yaşamak. Evet. Çok güzel bir tabir. Bir drone var. O drone'la snapshot'ını, orayı şeyi çekiyorsun, resmini çekiyorsun ve duruyorsun. İşte sufilerin İbnül Vakit dedikleri o anı çekip, kendilerini geri çekip ya ben ne yapıyorum diyebildikleri nokta. Kendi kontrollerini yapıyor. İşte farkındalık, bugünkü Batı dilinde mindfulness, farkındalık falan dediği, aslında bizde çok yani sufi geleneğinde çok olan bir nokta. Kendi kendini kontrol edebilme yeteneği. Onun fotoğrafını çekip o anı durdurmak ve kendini geri çekip ya ben ne yapıyorum? Bizi güt deme, bizi gözet değil mi? Aynen. Yani. Ne güzel. Değil mi? Gözet. Gözet, yani kendini gözetlenen gözet ve gözetleyen olabilmek çok enteresan bir şey. Yani zaman zaman çok şükür bunların hepsi bir lütuf. Hani bende diye değil, birçok insanda var. Çok daha fazlası da var. İnşallah o yolda gerçekten emin adımlarla, hazzını duya duya, o aşkı yaşaya yaşaya ilerlemek nasip olsun hepimize, her cana. Bir an bir durumun içindeyken tık diye çıkıp buradan kendine baktığında olayın bütün seyri değişiyor. Yani ne saçmalıyorum ben, ay ne komik şu an yaptığım şey. Ne kadar manasız da diyebilirsin. Kesinlikle. Güray, bir video var. Ne kadar enteresan değil mi bunu yapabilmek? Makro alemden mikro aleme uzanan bir serüveni anlatıyor. İşte kainattaki yerimiz. İşte Samanyolu galaksisinden geliyor. Evet. Samanyolu galaksisi, hatta iniyor, diğer galaksilerin iniyor. Evet, Samanyolu galaksisine iniyor. Oradan güneş sistemine, birçok güneş sistemi var. O güneş sisteminden işte bizim güneş sistemimize, oradan dünyaya, oradan dünyanın da içine, ondan sonra Türkiye'ye, İstanbul'a, işte efendim mahalleye, Beşiktaş'a, evet, ondan sonra sana, senin de işte atom hücren, ondan sonra atomuna ne kadar önemsiz olduğunu böylece anlayabiliyorsun. Bir de aynı. Patern aynı. Evet. Yani evet. Dönen bir şey. Evet. Çok şey, büyük bir şey, dönen bir şey. Atoma gittiğin zaman patern aynı. Aynı şey yani. Aynı. Yine küresel yapılar yine dönme. Yani dönen bir şey. Ve şeyi de çok seviyorum ben ya. Ta bundan yüzyıllar önce tam artık fizik bitti denmiş. Newton'un işte Newton kanunları var 3 tane. Tamam demişler artık, ama şimdi yeter ne var bize günümüzde? Klasik fizik yerine artık kuantum fiziği aldı. Evet. Ve makro aleme bakıyorsun, sonu yok. Bir türlü bulamadık sonunu. Evet. Yani daha kainatın zerresine erişmiş değiliz teknolojik imkanlarımızla. Bir de kendimizi ne kadar önemsiyoruz. Evet, evet, evet. Şey, mikroskop insana kendinin ne kadar önemli olduğunu, makro şeyde teleskop ise ne kadar kainat içinde önemsiz olduğunu gösterir der. Benim çok hoşuma gider o söz. Ya demin bu dünyanın aslında bir sanal alemi olduğuyla alakalı hocamın verdiği örnek şahaneydi. O oyunlarda kendimizi o kaptırmamız, gerçekten bir yer satın aldığımızda mutlu olup kaybettiğimiz, evet, üzüldüğümüz gerçekmiş gibi hissetme. Rüyaları da ben bu şekilde düşünüyorum. Yani bizim rüya görmemizin tabii ki beyin açısından çok önemli şeyleri var, çıktıları var, ama rüya görmek de bana öyle geliyor. Yani bu dünyanın da rüya alemi olduğunu bir şekilde anlamamızı, idrak etmemizi sağlayan faktörlerden biri aynı o oyun gibi. Evet. Çünkü rüya görürken de onu gerçekten yaşıyorsun, heyecanlanıyorsun. Mesela ben bu sabah kabusta uyandım, bir sınava girmişim, şeyi bulamıyorum, çözeceğim soruları bulamıyorum falan. Ay böyle nasıl bir kötü uyandım? Uyandım ama dedim rüyaymış ya, önemli değil. İşte rüya görmenin önemi de bence burada ve her gün bu bize hatırlatılıyor. Evet. Her gece rüya görürken. Bu da rüya. Bu da rüya. Bu da rüya. O yüzden ben bu sistemin özellikle bu rüya görme olayının özellikle böyle bir mantığı olduğuna inanıyorum. Tabii canım, yani rüyalar çok acayip. Hani rüyalarla ilgili bilenler anlatıyorlar. Bu tasavvufla çok ilgilendiğim dönemde, hani o tasavvuf felsefesi konuşacağız diyorum tanıtımda. Onu konuşarak bitirebilir miyiz? Öyle bir şey söz konusu değil. Ama o
Hani o ummandan bir damla üzerime sıçradığında gördüğüm rüyaları, yaşadığım güzellikleri kelimelerle ifade edemem. Ne yani. Güzel. Öyle şeyler. Aslında o olaylar senin hep çevrende dolaşıyor ama sen fark etmeye başlıyorsun. Yani o hep orada ama sen fark etmeye başlıyorsun. Perdeler. O şey gibi, şimdi mucize, biraz evvel bahsediyorum, mucize, hayat mucize, gerçekten mucize. Fakat çok güzel, gene etimolojik olarak bir karşılık vereyim. Aciz ve mucize aynı kökenden geliyor. Sen acizini ne kadar bilirsen mucize senin için gerçek oluyor. Şahane. Yani, bakar mısın? Bu çok güzel. Kelimeleri çok, çok güzel. Yani Allah öyle bir lafız yaratmış ki aslında biraz dikkat etsek hepsi üç aşağı beş yukarı veriyor. Kendini ele veriyor. Ona diyorum, peygamberler, sadece peygamberler mucize gösterir. Hı hı. Diğer kişiler işte keramet gösterir. Neden peygamberler mucize gösterir? Çünkü en çok acizini bilen onlardır. Evet. Hazreti Muhammed en çok acizini bilen insan, en büyük mucizeyi o gösterir. Bir de insanlar hep böyle mutlu olmak, nasıl mutlu olacağız, işte ne yaparsak mutlu oluruz zorunda falan mıyız diye konuşuyorlar ya. Benim de bu konuyla ilgili fikirlerim var ama sizin kıymetli görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yani mutluluk nedir yani mutluluk? Vallahi ben yaş ilerledikçe çok peşinden koştukça olan bir şey olmadığını gözlemledim. Ayrıca sürekli mutlu olmak gibi bir gayesinin de bir insanın olmaması çok gerektiğini. Çok sürreal bir şey değil mi zaten? Ya ama bence hislerin her türlüsü güzel. Yani acıyı yaşayabilmek de güzel. Yeter ki gerçek olsun. Gerçekten onu hissedelim. Acı da güzel, aşk da güzel, merhamet de güzel, mutsuzluk da güzel. Hepsinden bir çıktı, bir fayda sağlıyor insan. Ay, bence. Gerçekten. O yüzden sürekli mutlu olmak zorunda olmadığımızı düşünüyorum. Çağımızın öyle bir şeyi var ya, çok konuşuluyor bu. Mutsuzuz yani, falan. Mutluluğun aslında şeyini yapmak lazım. Yani mutluluk nedir noktasına gelmek lazım. Mutasavvıflar hep şöyle görüyorlar. Diyorlar ki tasavvufun oluşma şeyi şöyle oluyor zaten. Bir Cebrail hadisi, Cibril hadisi diye bir hadis var. Peygamber Efendimiz'e Cebrail'in geldiği üç tane şey sordu. İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? İslam'da imanı biliyoruz. Beş tane işte şart, imanın şartları. Ama ihsan nedir diye sorduğunda Peygamber Efendimiz şöyle diyor. Allah seni her zaman görüyormuşçasına şey yapmak, hareket, ibadet etmek diyor ama ibadet kelimesi ibattan geliyorsa kulluk etmek demek. Evet. Şimdi Allah'la devamlı senin Allah tarafından görüyorsun. Şimdi Allah'a da nasıl bakıyorsun? Burası önemli. Benim çok sevdiğim bir insan var. Ben sizi çok seviyorum. Ben sizi hayatta kıramam. Ne derseniz şey yaparsınız. Öyle bir bakışın milyon katı Allah'la olan ilişki. O ya acaba ben bir şey yapacağım. Şimdi benim hikaye, gerçek bir hikaye. Anneannem beraber yaşadım. Dünya tatlısı bir insan. Bana tasavvufu sevdiren insan. Ben de bir futbol aşığıyım. Galatasaray'a çok böyle bir şeyim var. Galatasaray Fenerbahçe maçı oluyor falan dedim. Ben dedim ki Galatasaray Fenerbahçe maçında eğer Galatasaray kazanırsa, çünkü yeniliyoruz böyle. İçki diyor. İçki sen bırakayım. Bırakacağım. Ondan sonra Galatasaray kazandı. Aa dedim, ben ne yaptım? Tamam mı? Dedim şimdi bunu, ben içki içerim. Tövbe ettim. Ne yapacağım? Anneanneme gittim. Dedim ki anneanneciğim dedim. Ya dedim, ben biraz karıştırdım İslam literatürünü. Hani bundan kaçma şansım var. İşte şu kadar adama şey verirsen, kafanda bir şey kırarsan falan. Böyle bir kaçış noktaları vardır ya insanların. Anneannem dedi ki vallahi oğlum, yani yaparsan olur ama Allah da sana bundan sonra hiç güvenmez. Aa dedim, o ne demek? Allah'ın bana güvenmemesi, böyle bir şey nasıl olabilir? Bir bitti benim için o an. Yani bütün ritüeller yani önemli değil onlar. Eval, evet. Yani onu yapıp bunu şey yapmaktan, Allah bana güvenmez ne demek? Onun için Sufi hep bu bakış altında diyor ki ya diyor, ben bunu yaparım ama işte dedikodu yaparım ama sevmez ki. Yani Allah böyle bir şeyi sevmez ki. Sevmem demiş. İşte ne bileyim, ha ben bunu yaptığımdan demiyorum. Yani Sufi olsaydım yapardım diyeyim. Ama temel arkasında bu var. Yani evet, arka planda senin cennet, cehennem, yandın, yakıldın, işte cennette muhteşem şeyler göreceksin değil. Allah bana kızar mı, Allah beni sever mi bakış açısı var. Mevzu o yani. O da başında şöyle şeriatın kılıcı derler ya, orada duruyor. Kafanı kaldırdığın zaman kesecek. Evet. Kaldıramıyorsun kafanı. Dedikodu yapacağım, ay o kızacak.
kaldıramıyorsun. Cehenneme, cennete gitmekle ilgili bir şey değil bu. Yani bundan bu ödülü kazanacağım da bundan bu şeyi alacağım değil. Zaten o ödül beklentisi bütün hikayeyi bozuyor. Her beklenti. Yani her beklenti. Gibi. Zaten bizi hayatta bu kadar üzen şey ne? Başkalarına olan beklentilerimiz. Başkalarından bir şey bekliyoruz devamlı. Onaylanalım, değer görelim, o olsun. Ya ben bir şey yaptım, o niye karşılık vermedi? Ben onu çağırdım, o niye gelmedi? Ben aradım, niye o aramadı falan. Evet. Ah. Aslında hepsi benlikten kaynaklanmıyor mu? Hepsi benlikten. Ne güzel anlatıyor. Sonuç olarak... Çok ben sen söyle. Ben 3B'mi söyleyeceğim. 3B teori. İşte şeytana gidiyor. Sonuç olarak şeytana gidiyor. Yani kibre şeytana değil gidiyor, mi? Kibre gidiyor, şeytana evet. gidiyor. Ha, bu arada şeytan birçok noktada bizden daha masum geliyor bana bazen. Ya ne içkisi var, ne kumarı var, ne zinası var. Yani baktığımız zaman evet. hakikaten şeytandan daha şeytan o projeleri uygulayan sonuçta olabiliyoruz. İnsan yani. Evet. Onun bir fikri ama var. Şeyi de hiç idrak edemiyorum. Yani bu kadar Allah'ın zatını görmüş yani. Vakıf olmuş birçok şeye, bizim vakıf olmadığımız birçok şeye vakıf olmuşken nasıl o benlik çıkmış ne? Ortaya da ne biliyor musun? Bunu ben de yapabilmiş. Ya şimdi aklım almıyor. Şey hikayesi var bu. Aramayacağız. Evet. Aramayacağız değil mi? Evet. Ne hikayesi var? Anlatacağım bir hikaye. Tamam. Sonra o zaman kısacık bir ara veriyoruz, hemen geri geleceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Bir bebeğin olurdu. Evet, yeniden huzurlarınızdayız. Biz sohbete devam evet, ettiğimiz için hiç kesmeden evet. devam ediyoruz. Araya gitmeden önce sevgili izleyiciler, sevgili Kerim, 3B ve şeytan üzerine bir şey anlatacaktık ki biz araya gittik. Ya şeytan, biraz evvel kibirden bahsettin. Tabii bu kibir mevzu biliniyor. Yani aslında işte şeytanla Adem arasındaki hikaye. Bunun bir ikinci hikayesi olduğunu söylerler. Hazreti Musa şeytanı görüyor. Ve diyor ki şeytan ağlamaklı. Hmm. İşte ben diyor böyle çok lanetlendim falan atıldım ya ah diyor. Ondan sonra Musa üzülüyor haline ve Allah'a gidiyor. Diyor ki bu şeytan diyor çok bunlardan yapmış olduklarından artık tövbe etmek istiyor. Yani ne yapsın bu? Yazık buna. Yazık abi ya. ondan sonra o da diyor ki Allah da diyor ki gitsin diyor Adem'in mezarına eğilsin. Ona secde etsin Allah. Yeter diyor. Hmm. O da diyor ki yapmamıştır tabii. Ben diyor onun dirisine ben diyor onun dirisine secde etmedim. Böyle şöyle secde. Yani olay kibir olayı gerçekten ya, çok acayip. İnanılmaz bir şey. Yani onun için o 3B de dediğim hani aslında benim şeylerimde bencillik bir de işte beklenti olması evet. ve bağımlılık. Evet. Üç tane benim, üç beyazlar derlerdi eskiden bize evet. yani şunları yeme. Bu 3B yani kurtulması gereken şeyler. Kesinlikle yani. Daha sağlıklı bir psikoloji içinde yani bilimsel veriler de bunları söylüyor işte. Ne kadar çok bağlandığımız şey yani bağlılık güzel bir şey ama bağımlılık iyi bir şey değil. Ama aradaki o ince çizgi hemencecik kayıveriyor eğer kesinlikle. İnsan kontrol çok etmezse. Güzel. Şimdi hem maneviyatımızla... suyun ilişkisini, hem suyun alameti farikasının bize gösterdiklerini, senin o güzel anlatımını dinleyelim istiyorum. Ben geçenlerde şeyi gördüm. Bruce Lee yıllar evvel bir konuşma yapmış. Su gibi ol dostum diyor. Şekilsiz ol ki tasavvuf da bunu anlatıyor zaten. Dünyanın bir ucundaki bir şarkı sözü yazarı bundan binlerce yıl önce bir felsefenin kalbinden çıkan sözleri söylüyor. Onunla biliyorlar işte tıpkı Coelho örneğinde olduğu gibi. Aslında kaynaktan gelen bilgi hepimizin içinde bir tohum olarak duruyor. Biz ne zamanki onu sularız değil mi? Suyun alameti farikası evet. say say bitmiyor. Hadi sen anlat ben susmam yoksa. Ay valla o kadar güzel konuştun ki gerçekten Gülay'cığım. Dediğin gibi yani ne şekli var ne rengi. Ne şekli var ne rengi, sadelikle, tevazuyla, bezeli her hali diyorum ben de kitapta. Ne güzel. Gerçekten öyle. Hem varlığıyla en önemli madde, onsuz hiçbir şekilde olmuyor. Yani uzayda bir canlı arayışına girdiğimizde bile ilk baktığımız su. Evet. Dediğim gibi beynimizin %90'ı su. İnsan, şimdi benim arkadaşlarımdan yapanlar var, 10 gün açlık orucu var. Sadece suyla... Su orucu diyorlar hatta. Su orucu hatta, diyorlar mi? Hatta. Aynen aynen öyle. Yani 10 gün boyunca yemek yemeden idare edebiliyorsun. Hatta bunu 1 ay boyunca yapanlar, 40 gün boyunca yapanlar var ama su olmadan olmuyor. Ama o kadar da mütevazi ki şekli olması, rengi olması, kokusu olması hatta onun için kötü bir şey. Çünkü şekli olması akışkanlığını bozar. İşte donar, katı hale gelir. Onun için iyi bir şey değildir. Renginin olması yine aynı şekilde bulanık olması onun saf olmadığını gösterir. Yine iyi bir şey değildir.
kokusu olması keza. Evet. İçemeyiz bile. Yani ben o kadar sistemde yokum ama değerimle öyle varım diyor ki işte ben de diyorum ki insan da böyle olmalı. Tabii. Yani şeklimizle övünmek yerine ondan sonra ne bileyim özümüzdeki kokunun dışında kokular vesaire sürmek yerine tabii ki güzel kokmak ayrı bir şey. Ondan sonra böyle su gibi saf bir şekilde, faydalı bir şekilde ama aynı zamanda sistemde benlikten sıyrılarak o kadar da yokum diyerek Yaradan'a akmalı diyorum. Su, o yüzden suyu metafor olarak kullandım ama su tabii ki yani tam milattan önce Thales'in bile evet. Her şeyin özü sudur dediği. Ondan sonra İbn-i Sina'nın yine aynı şekilde bir deneyi var. Bir kavunu güneşin altında günlerce bekletiyor. Ondan sonra kavun tabii ki su kaybından dolayı büzüşüyor ve kırışıyor. Ve diyor ki İbn-i Sina, aynen insanın yaşlılığı da böyledir. Hücreler su kaybettikçe, hatta o meşhur günümüzün şeylerinden, estetik maddelerinde, hiyaluronik asitinde evet, mantığı. Evet, çok duyuyoruz. Evet, çok duyuyoruz. Evet, evet, mantığı da onun kendi hacminin. Hocam, kendi hacminin binlerce. Evet. Hocam, şimdi şöyle oluyor. Kendi hacminin binlerce katı su tutabildiği için, evet. Yani vücudumuzu, vücudumuzdaki suyu daha fazla tutmaya aslında sağlayan bir madde. Yani bizim için o kadar kıymetli, insanı gerçekten yokluğunda yaşlandıran Leonardo da Vinci de mesela suyun geçtiği yerlerde ne kadar canlılık, çeşitlilik varsa su da o kadar çeşitlidir der. Çünkü suyun bir hafızası var. Evet. O hafızasını o molekül yapısına kodluyor. Ve gerçekten sen o frekansa girersen, o kanala girersen suyun gerçekten sana fısıldadıkları oluyor. Şimdi ve öyle bir şey ki dediğim gibi hep akışta. Yani şöyle düşünsenize şu an içtiğimiz su ne yollardan geldi, ne nehirler aştı, ya. Gökyüzüne çıktı, yağmur olarak tekrar yeryüzüne indi, dondu. Ondan sonra Mısır'a gitti belki ya da bir dönem buzullardaydı, eridi geldi. Yani bilemiyoruz ki neler yaşadı. Belki çok kötü bir insanın içinde misafir oldu. Belki bir balinanın içindeydi ya da bir peygamberin içindeydi. Belki Mevlana Hazretleri'nin bir dönem içinde olduğu suyu içiyoruz. Öyle bir döngü ki. Böyle düşününce ne kadar böyle enteresan. Düşününce ve eskiden çok eski medeniyetlerde bile bu hep vardır. Suyun bir ruhu olduğunu, suyun bir ruhu olduğuna inanılır. Su okumaları vardır. O kadim bilgiyi sana bir şekilde evet. aktarır. Gidenin arkasından su dökülür. Dediğim gibi su içerken Bismillah deriz. Ondan sonra kötü bir rüya gördüğümüzde suyu anlatırız. Onu diyecektim tam. Her zaman derler ya, abdest alırız. Bir derdin varsa bir rüya gördüysen suya anlat. Evet. Yani o alır götürür derler. Evet, evet. Hepsinin bir mantığı olduğuna inanıyorum. Ve peygamberlerin de dikkat edersek hep hayatında suyla bir ilişki var. Yani hep demeyeyim ama en azından bildiğim kadarıyla benim İbrahim Aleyhisselam tam ateşe atılacakken mancınıkla oradaki ateş yeri suya dönüşüyor derler. Hatta balıklı göldür değil mi? Evet. Sonra Musa Aleyhisselam denizi yarar. O şeyden kurtulmak için, Firavun'dan kurtulmak için, o zor durumdan yine su vesilesiyle kurtulur. Yusuf Aleyhisselam yine kuyudaki suyu almak için gelen kişiler tarafından kuyudan çekilir. Orada da yine asıl amaç oradan suyu almaktır. Yine su yardımcı olmuş gibidir sanki. Ya da Yunus Aleyhisselam kavmini terk etmek mecburiyetinde kalır. Allah'ın rızasını almadan, hatta bundan dolayı çok pişman olur. Ama gemiden atılır, onu... Balina ya da Yunus dediğimiz artık neyse balina olduğu düşünülüyor. Kapar, midesinde birkaç gün geçirdikten sonra orada Yaradan'ı affını duyar. Benim takip ettiğim su molekülü ana karakter. Evet. Yusuf Aleyhisselam kuyuya düştüğünde de onun yanında. Yunus Aleyhisselam balina tarafından yutulduğunda da balinanın içinde. Peygamberlerin hep hayatlarına şey oluyor, hep hayatlarının içinde. Ondan sonra hatta ben derim ki kitapta. En sonunda balina kusarak Yunus Aleyhisselam'ı kıyıya ulaştırır ve amber dediğimiz o mis gibi kokan koku aslında balina kusumundan elde edildi. Ve ben derim ki Yunus Aleyhisselam'ı balinanın midesinde bıraktığı bir hatıra olarak. Evet, muhteşem bir kokudur amber. Kurarım kafamda öyle düşünürüm öyle inanma hoşuma gider. Evet. Yani hep bir şekilde su kurtarıcı olmuştur. Keza. Hacer annemiz Safa ile Merve arasında oğul İsmail, Hazreti İsmail için su ararken zemzem dayanamamış, yerden fışkırmıştır. Musa Aleyhisselam denizi yardıktan sonra bir şekilde Firavun'dan ve askerlerinden kurtulduktan sonra kavmiyle ilerlerken kavmi o dönemde su ister, yemek ister, bitmez dertleri. Musa Aleyhisselam'ın kavminin, evet yani o kavmiyle bayağı...
zorluklar yaşamış. Yani öyle bir mucize gösteriliyor sana orada, değil mi? Evet. Onun yanındaki Kami, bunu da anlayamam mesela. Deniz'i yarmışsın. Hala Kami şey yapıyor. Yani bir nevi böyle Musa aleyhisselam gidiyor diyebiliriz. İşte su isteriz. Dualite. İşte ikilik, evet, olacak da, değil mi? Bu... Oradan da yine fışkırır. Tabii. Su yardıma koşar. Ondan sonra yağmur duaları vardı, değil mi? Evet. Yağmur olarak tekrar gerçekten yağmur duaların işe yaradığını biliyoruz günümüzde. Kesinlikle, değil mi? Şimdi biz hep beraber bir şeyi çok yüksek sesle söylediğimizde her şey bir enerjiyse eğer, evet, bir enerji alanı oluşturuyoruz, değil mi? Aynen, katılıyorum. Ve Peygamber Efendimizin de rivayet odur ki başında hep bir bulut gezdiği rivayet edilir. Onun, evet, bile ben öyle bir şey olduğuna inanıyorum. Yani o su molekülünün takip etmesi kendisini. Yani bir bardak suyu içerken bile öyle bir saygı var ki, evet, bardağa bile saygı var. Canlı, cansız bütün mahlukata saygı var. Bardağa bir buğse kondurur Efendimiz. Çünkü o olmasa suyu içemeyecek, değil mi? Ya o çok kıymetli buğse bir şey. Buğse kondurur. Bir kedi hırkanın üzerinde yatmışsa kıyamaz, hırkasını keser. Ondan sonra en sevdiği kurabiyeleri arkadaşlarıyla bölüşür. Evet. En güzel ahlak. Bu, evet işte yani aslında o yediğine içtiğine, şimdi eskiden bizim çocukluğumuzda falan akşam yemek saatinde, ki genelde akşam ezanından sonra olurdu o, evet, değil mi? Öyle hava kararırdı. Hep beraber sofraya oturulurdu. Bir şükran duyulurdu. Benim rahmetli babam yemek yerken konuşmayın falan derdi. Hani çünkü orada bir şükran duymak vardı. Hı hı. Şimdi günümüzde farklı teknikler, farklı anlayışlar, insanın bilincini, farkındalığını artırmak adına yapılan işler şunu da gösteriyor. Yani hiçbir şeyin sahibi değiliz. Burada bir misafiriz. Geldik, geçiyoruz, yolcuyuz. Yolculuğu da iyi bir yolcunun da varacağı bir yer yoktur felsefi söylemiyle tadını çıkararak, kavrayarak, idrak ederek, gözlemleyerek yaşamak en kıymetlisi. İşte o zaman ne mutlu olmak derdine düşüyorsun. Aman benim şuyum olsun da bana o yüzden şöyle davransınlar. Üzerimizdeki etiketlere gelen ve dolayısıyla o etiketleri çıkardığımızda büyük buhranlar yaşamamıza da sebep olan o kıyafetlerden, o kostümlerden arınmak, suyun o güzelliği ve teşekkür etmek her anına, hı-hı, yani içtiğin kahveye, hı-hı, suya, yediğin yemeğe, onun yolculuğuna. Benim bir arkadaşım öyle söyler, sevgili Güher'cim eğer izliyorsa ona da sevgi selam olsun. Çok da değerli, çok da kıymetli bir dostumdur. O da bizim kafadan böyle. Tohumuna sevgi gönderir yediğinin. Ya. Ne güzel. Tohumuna sevgi gönderir. Ya. Yolculuğunun başlangıcına. Bunlar artık hani böyle bir yerden dışarıdan bu realitede duyulduğunda aman canım deli saçması, bunlar da çıldırmışlar. Değil işte. Kafayı yemişler falan, değil, gibi tabiri caizse ifadeler kullanılıyor ama. Günümüzde kuantum dünyasına girdiğimizde dolanıklık ilkesi, mutayyi mekanlar aslında, evet, hepsinin atom altında şeyleri var, ispatları var. Evet. Aynı anda birçok noktada olabiliyor mesela atom altı parçacıklar. Al işte sonra yani kainatın bir dili, birbirleriyle iletişim kurduğu bir dil olduğundan bahsediliyor. Cenk Yüksel, sevgili Cenk Yüksel kitabında çok güzel bahsetmiş. Evet. Epifiz bezinden, evet, DMT'den. Mesela o DMT hormonunun kainattaki bütün varlık alemiyle iletişim kurabilen bir, iletişim kurmaya vesile olan bir hormon olduğuyla alakalı mesela bir çalışmalar doğarken, var. Bir ölürken salgılanıyor. Karanlıkta ve yüksekte. Mesela peygamberlerin de hep Musa aleyhisselam gibi, peygamberimiz gibi ayetin geldiği mağaradaki gibi hep yükseklerde daha fazla salgılandığıyla alakalı bir çalışma var. Evet. Çok enteresan o. Doğada da bulunabiliyor. Hatta ben şöyle bir... En az deniz seviyesinde mesela salgılanıyormuş. Öyle mi? Hmm. Deniz seviyesinde en az salgılanma. Evet. Bir belgesel izlemiştim, ne kadar hani inandırıcı bilmiyorum ama ben o dönem bayağı etkilenmiştim. Bundan bir 7-8 sene falan olmuştur. Bu DMT'yi, DMT ya da hangisi hoşunuza gidiyorsa, bunu doğadan alınmış olanı bir gönüllü grup üzerinde hastane ortamında, doktor gözetiminde uyguluyorlar insanlara. Hı. Uyananların hepsi birbirinden çok farklı kültürel yapılardan gelmiş, başka hayatları süren insanlar, hepsi yaşadıkları şeyi anlatmakta güçlük çekiyorlar.
ve ölüme dair, yaşama dair bambaşka bakış açılarına sahip olduklarını söylüyorlar. Çok enteresan değil mi? Yani şimdi biz de mesela ölümden geçenlerde Twitter'da gördüm yani. Bu ölümlere bu kadar isyan etmek de nedir diyor. Yani ölümsüzlük üzerine bir anlaşmamız var da benim mi haberim yok diyor. Çok güzel söylemiş. Öleceğimiz o kadar yani, net bir şekilde. Aleni. Ölümün bile olması aslında sistem için çok gerekli. Uğur Batı der hep kulakları çınlasın. Ölüm olmasaydı insan bir şekilde ölümü yaratırdı. Tabii. Yani o anlam arayışında ölümün çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Gene şeye dön, kesinlikle yani bizim hikayelerden bir tanesi Buda zamanında yaşamış bir şeyin hikayesini anlatıyor. İşte kendi oğlu ölüyor ve diyor ki ben bu oğlumu canlandırmam lazım bir şekilde. Buda'ya git diyorlar. İşte Buda diyor ki sen diyor kolay diyor senin işin. Bir bana şey bulacaksın. Bir hardal tanesi bulacaksın. Hardal tanesi o zaman bulunan evlerde bulunan bir şey demek ki. Fakat tek şartım o evde daha önce bir ölüm olmamış olacak. Kadıncağız birine gidiyor işte bakıyor ölüm. Orada bir ölüm var. İkinci eve gidiyor işte annesi ölmüş, babası ölmüş falan derken bütün evleri dolaşıyor. Tabii içinde ölüm olmayan hiçbir ev bulamıyor. Ondan sonra döndüğü zaman anlıyor ki bu hayatın bir parçası ölüm. Evet. Hayatın parçası ama ölüm bitme değil, son değil. Yani en azından bizim anlayışımıza göre. Şimdi değil demek yanlış yani bana göre değil. Evet. Bunu bilemiyoruz ama benim inancıma göre ölüm bir son değil, ölüm bir başlangıç aslında. Yani Peygamber Efendimiz'e de aynı şeyi söylüyor, öldüğünüz zaman o rüyadan uyanacaksınız. Ama asıl ölmeden evvel burada gerçekten ölmek, işte tasavvuf onu söylüyor. Ölmeden önce ölmek, neden ölmek? İşte aşırı hırslarımızdan ölmek, yani işte böyle çok fazlalıklardan ölmek. Onu da yani gene işte Eflatun'un, aslında Sokrat'ın mağara alegorisine baktığımız zaman. Gölgeler değil mi çok hocam? Güzel. Yani nefis bir şey. Hani bize deli diyorlar biraz evvel dedin ya. Yani işte öyle, hakikaten deli diyorlar bu insanlara. Çünkü diyor ki bu adamlar mağarada doğmuş. Ve zincirlenmiş bir şeye bakıyor. Duvara bakıyor. Dışarıdan da bir güneş ışığı geliyor mağaranın girişinden. Ama herkes prangaları var. Herkes bu tarafa doğru bakıyor. Orada bir gölge oyunu gerçekleşiyor. Aralarından biri prangayı kopartmış. Dışarı çıkmış ve mağaranın dışında burada dünya varmış, bambaşka bir dünya var diyor. Ve diyor ki arkadaşlar diyor, geliyor içeriye, ya prangalarınızı kopartın, gelin dışarı çıkalım beraber. Hepsi diyor ki sen delisin. Ya, yani şimdiki, yani. Evet o gölge oyununu tercih ediyoruz. Matrix muhteşem film tabii. Tam bir felsefe. Orada bir kötü insan, yani kötü diyemem, Cypher diye bir insan var. İşte onları şey yapan, yakalattıran. Cypher da kelime olarak sıfırdan geliyor aslında. Yani cypher, sıfır, şey hepsi sıfır manasına geliyor. Yapanlar hakikaten o kadar düşünmüşler ki isimler konusunda. Adam diyor ki bir büftek yiyor. Büftek yerken diyor bu büfteğin aslında gerçek olmadığını. Ve sadece beynimin yani o ya işte Matrix'in bana bunu direkçi gösterdiğini, ağzıma bu şeyi verdiğini, bu tadı verdiğini biliyorum. Ama çok seviyorum, vazgeçemem. Ya. Biz biraz o Cypher pozisyonundayız. Çeken kardeşler galiba, iki kardeş de. Wachowski. İşte tasavvuf üzerine bayağı çalışma yapıyorlar zaten filmde. Yani, evet, o film tamamen birçok tasavvufi ögeye taşıyor. Ama insan yani göstere göstere de söylüyorlar insanlara. Evet. Yani burası bir Matrix ve Matrix şimdi biz... Matrix'in içinde ikinci bir Matrix yaratmaya çalışıyoruz. O Metaverse'ler bilmem ne falan. Yani rüya içinde o Inception filminde olduğu gibi. Rüya içinde rüya, rüya içinde rüya. Artık hiçbir şey kalmayacak. Yani gerçek nedir? Realiteden kopacağız. Ama gerçek ne? Gerçekten gerçek ne? İşte o Şems'e bir adam şeyi gösteriyor. Ayın kuyudaki aksini gösteriyor. Şems diyor ne kadar güzel bu diyor. Şems kafasına bir tane vuruyor. Baksana diyor yukarıda ay. Asıl ay güzellik orada. Sen halen gölgelerle uğraşıyorsun. İnşallah Allah bizi gölgelerle uğraşmaktan gerçek hakikate doğru döndürür diye. Aslında bu söyledikleriniz, her ikinizin de söyledikleri birazcık çağımızın içinde o mutsuzluktan, depresif hallerden dem vuran, bir türlü doymayan insanoğlunun aslında maneviyatla ne kadar geniş bir alana sahip olabileceğini, aslında ne kadar az şeye ihtiyacı olduğunu.
Evimiz bedenimiz. İnanılmaz değil yani, mi? Yani, bedemin dediğin gibi varmanın değil aslında yolda olmanın kıymeti. O ya. Yolda yolun yolculuğun tadını çıkarabilmenin ya. Önemi, fark edebilmenin önemi. İhtiyaçları yeni baştan çizebilmek. Ta yıllar evvel stoacılar. Evet. Bir tane stoacı var, Diyojen. Gerçek bir stoacı ama adam gerçekten yani ihtiyacı yok. Adam fıçı içinde yaşıyor. Çünkü insanları o zaman fıçı içinde gömerlermiş. Dolayısıyla adam ölüme hazır. Her an ölüme hazır. Şimdi elinde iki tane mal var. Mal varlığı bir maşrapa. Maşrapayı da şeyde kullanıyor. Dereden su çekmek. Yani dereden su alıyor, içiyor. Bir gün bakıyor bir çocuk. Elini dereye koymuş, ya diyor benim ne çok mal varlığım varmış, aslında hiç ihtiyaç yokmuş, onu da atıyor. Ah. Yani ihtiyaç kavramı çok önemli bir şey. Yani gölge, onu, gölge etme diyen. Gölge, o işte şeyle karşı karşıya, İskender. Anlatsana. İskender diyor ki getirin diyor Diyojen'i, çok önemli bir adam bu. Hı hı. Bütün şeylere, devlet adamlarına şey veriyor, briefing veriyor. Diyor ki getirin diyor onu benim ayağıma. Bu da diyor ki ben diyor esirimin esirinin ayağına gitmem. Şimdi çok güzel. İskender diyor acaba ne dedi? Geliyor neyse. O da Ariston'un da öğrencisi. O da boş değil tabii. Kimse ki, boş değil. Ki, yani tabii adamlar zaten. Ama esirimi ne demek istedin sen diyor. Sen diyor bu dünyayı ele geçirirken en başta şunu düşündün. Bütün insanları birleştirelim. İşte hepsine güzel bir hayat sağlayalım. Fakat sonra yerleri aldıkça kendi benliğinin esiri oldun. Yani nefsinin esiri oldun. Evet. Ben ise hayatım boyunca ihtiyacım yok ki hiçbir şeye. Hiçbir ihtiyacım yok zaten. Dolayısıyla ben de nefsimin emiriyim. Yani sen dolayısıyla benim esirimin, ben çünkü nefsime esir yaptım. Esirimin esirisin diyor. Süper. Ha, o zaman anladım diyor İskender. Ama gene aynı saçma soruyu soruyor. Dile benden ne dilersen. Alıştı. Adamın bir dileği yok. Alıştı. O zaman diyor ki gölge etme, başka ihsan istemem senden. Yani benim güneşimle arama girme. Demin sadece. Dediğin 3B gibi hocam değil mi? Bağımlılıktan 3B. Kurtulmuş işte. Hiçbir bağımlılığı yok. Hiçbir bağımlılığı. Ben, beklentisi yok. Beklentisi de yok. Bağımlılığı yok, bencilliği bencillik, yok. Benlik de yok. Ha, 4. B'de o olsun. O noktada insan ne kadar özgür ve hafif hissediyor özgür. Kendini. Ve mutlu hissediyorsun. Evet tamam, etrafımızda hayatın içinde o inişler çıkışlar, bir takım badireler de yaşıyor olabiliriz ama bu dünya var olduğundan beri var. Var olduğu sürece de olacak yani, sistem bunun üzerine kuruldu. Çok dövünüp feveran etmektense evet acıyı da yaşamak gerekiyor. Hı. Bütün duyguların hakkını vermek gerekiyor. Psikoloji bilimi bunun altını çiziyor. Hı hı. Yani o duygularınızı yaşayın, sonra hiç bu felsefede de söylüyor. Yani hiç o zaman patlar diyor, hem de ummadığım bir yerde patlar. Hı. Ama içinde kalmamak. Onu değil mi? Kesinlikle. Yani bir alameti farikası var da bunu yaşadım diyebilmek. Sevgili Kemal Sayar da aynı şeyi söyler. Yani şey, ışık yaradan sızar der mesela. Evet. Dertler de insan için önemli. Tabii. O dertlerin arasından gerçekten ışık sızıyor. Dert olmadan öğrenemiyorsun evet. Canım. Yani. Evet. Cohen öyle demiş. Tasavvufta geçiyor. Diyor ki hani unutun kusursuzluğu. Her şeyde bir çatlak var. Işık öyle giriyor işte içeri. Ya çok gene ben etimolojiden gireceğim. Hadi. Bu hep yanlış anladığımız bir şey. Mükemmel. Evet. Mükemmel kelimesi bizim literatürümüze şu şekilde girmiş. En güzel, en iyi, evet. En başarılı. Ama mükemmel kelimesi Arapça'da kemal kelimesinden geliyor. Kemal de kamilden geliyor. Kamil de tamamlanmak demek. Evet. Şimdi senin derdin en iyi olmak değil, senin derdin tamamlanmak. Tamam. Mükemmel olan bir şey tamamlanmış bir şeydir. Onun için şeytanla şey karşı karşıya geldiği zaman Adem, şeytan diyor ki ben diyor ateşten en iyi elementten yaratıldım. Hı. Dolayısıyla ben senden daha iyiyim. Tabii. Halbuki Adem diyor ki ben 4 elementten yaratıldım, hepsinden bende var. Ben mükemmelim çünkü yani ben hiçbir zaman ben öyle mükemmelim demiyor ama mükemmel olan o. Çünkü tamamlanmış. Evet. Oysa sadece bir elementten oluşur. Evet. Dolayısıyla hep ya bu hatayı çokça yapıyoruz. Mükemmel, en iyi, en güzel olmak değil olay. Eksiklerini tamamlayabilmek aslında. Kendinle de yarışmak değil mi hocam? Kendine yarışıyorsun ama yani sonuç olarak yani hırsla değil. Evet. O tamamlanma, hırs. Masum bir tamamlanma isteğiyle. O hırs, o Zülfü Livaneli'nin müthiş kitabında Harese diye bir şeyden geliyor. Tamam. Bu develer, okumuşsundur belki, develer
bu dikenli bitki, evet, harese denilen bitkiyi yiyip yiyip ağızlarında kan oluyor. Kan oldukça daha da seve seve, yani o kandan haz almaya başlıyorlar. En sonunda ölüyorlar. Evet. Harese denilen bitki hırs kelimesinden işte görüyor. Bu. Yani aslında daha çok nasıl anlatsın? Çok daha nasıl anlatsın? Daha bir de Allah daha nasıl anlatsın sana? Evren her yani, taraftan evet metaforlarla, metaforlarla çok anlatıyor. Metaforlarla anlatıyor. Kur'an'ın yazılım hikayesi de öyle. Evet. İçindeki kriptolar da öyle. Evet evet, o yüzden İşte Kur'an, o perdelerini incelmesi, görebilmek, görebilmeyi istemek. İnsan niyet ederken bile şey yapıyor hani. Her şeyi istiyoruz falan filan ya. Bazen böyle duruyorum, düşünüyorum. Allah'a bir şükür diyorum ya. Yani ne isteyebiliriz ki? Aynen. Şimdi biz böyle bunları böyle konuşuyoruz. Ben de sanki böyle bir şey yapıyormuşum gibi anlatıyorum ama bunlar ya şimdi kapıdan evet, dışarı çıkayım. Biz gene hırslar, biz şeyler. Teoriyi konuşuyoruz. Pratikte pratik, inşallah. Evet, inşallah. İnşallah söylediklerimizi hal haline getirebiliriz. Evet. Halden hale geçeriz. Böyle bir durduk. Ya o kadar güzel konular ki şu an biliyorum ki, yani Burçak'ın gözlerinden de onu hissediyorum. Bunları konuşunca bende hep öyle bir etki oluyor çünkü. Durup üzerine tefekkür etmek. Durmak, düşünmek. Bu kadar mutlu olalım, şuyumuz olsun, buyumuz olsun, bilmem ne. Dünyaya baksınlar. Herhangi bir örneği var mı? Bütün bunlara sahip ama Jim Carrey'in çok güzel bir sözü var diyor ya. Umarım bir gün herkes diyor şöhret sahibi olur, para sahibi olur da asıl aranılanın bu olmadığını idrak edersin. Çok acayip. Dünyada da böyle bir şey bilmiyorum, ben gözlemliyorum. Siz de gözlemliyor musunuz? Çok merak Kesinlikle, ediyorum. Kesinlikle. Bir şey var. Tabii. Herkes yani bir uyanış, uyanış var. Evet. Mecbursun çünkü yani baktı insanlar artık olmuyor. Bir şey devam etmiyor. Kurumsalda çalışan insanlar kurumsaldan çıkmak istiyor. Yani o robotlaşma artık insanların manevi hayatını bastırmaya çok artık tecavüz etti. Evet. Manevi hayatın içerisinde ruhlar da dışarı çıkmak istiyor. Biz buraya ait değiliz diyor. Belki de bütün bu yaşanılanların içinde bütün o mutsuzluklarımızın, özlemlerimizin, bitmek tükenmek bilmeyen depresif hallerimizin altında yatan en belirgin durum galiba maneviyatımızdan, kendimizden uzaklaşmak. Kendi doğamıza aykırı yaşamak. Değil mi? Şu da var. Yani insanların şöyle bir durumu oluştu. Maddi hayatla manevi hayat birbirinden ayrıldı. Yani bu şey değil. Laiklik manası değil. Günlük şahıs olarak. Şimdi ben sabah kalkıyorum, işime gidiyorum. Bir on-off düğmesi var. Evet. Şalter iniyor. Maddi hayat. Orada her şeyi yapıyorum. İşte hırslar bilmem neler falan. Eve geliyorum. Şalteri aşağıya çekiyorum. Bu sefer dini manevi hayatıma geliyorum. İşte yoga yapan yoga yapan, namaz kılan namaz kılıyor. Şunu diyen insan var. Ben çok insanı kırdım ama bir hacca patlar bana. Bak ya. Şimdi nasıl? O hayat ve iki hayat sanki birbirinden ayrıymış gibi düşünüyorlar. Düşünüyoruz. Evet. Ama ikisi bir. İkisi birbirinden ayrı denilemez ki. İkiyi bir etmek. Aynen. Evet. Yani maddi ve manevi birleştirdiğin zaman, onun için Peygamber Efendimiz berzah. Berzah şey demek, arada olan demek. Evet. Araf kelimesi de aynı kökten geliyor. Hani arafta kalmak demek ki arif de buradan geliyor. Yani marif, arif, müfredat, eğitim hepsi aynı kökenden geliyor. Onun için arada olman lazım. Dünya ve ahiret dengesini kurabilmek Kesinlikle. Değil mi? Maddi manevi, dünya maddi, ahiret. Ahiret. Neyse evet. İşte yani evden kılık kıyafetini güzelce giyeceksin. Çıkacaksın, sinemaya gideceksin, geriye geleceksin, ahlaki hayatına devam edeceksin. Hepsini belli bir orta şeyde yapacaksın. Her şey orta. Evden çıkarken bile, yani ben bugün rızkımı helalinden kazanacağım. Kimsenin hakkını yemeden alın terimle kazanacağım diye niyet ettiğin zaman o günkü bütün çalışman da bir şeydir derler, ibadettir derler değil mi? Kesinlikle. Ayırmak yani, mümkün ayırmamak, değil. Ayırmamak yani mümkün değil. Şeyin içerisinde ibadeti ayırma. İbadet kulluk demek. İşin içerisinden ibadeti ayıramam ben. Bir ritüel yapmana gerek yok. Yok evet, yok. Evet. İyi davran, iyi yap, ahlaksızlık yapma, para çalma, yalan söyleme. Zaten sen ibadet ediyorsun. Aynen ibadet ediyorsun. Bu ibadet etmek. Yani. Ama aynı zamanda modern hayatın şeyine de ayak uydur. Bugün Peygamber Efendimiz bugün şu an burada olmuş olsaydı hangi kıyafeti giyecekti? O kıyafeti mi girecekti yoksa şu anki şey kıyafeti mi giyecekti? Yani modern hayata ayak uydur. Hazreti Mevlana'nın muhteşem lafı,
bir ayağımla şeriatta sabit, öbür ayağımla 72 tane milleti dönerim diyor. Evet. Yani kadime bağlayayım, modernle içe el eleyim. İkisini birleştirmek. Sen ya yani suyun çıkması değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Benim annem de kimyacı olduğu için diyor, baz kendi kendine yakar. Asit yakar. Bu ikisi bir araya geldi mi iki tane dünyadaki en önemli madde ortaya çıkar. Su ve tuz. Evet. Bizim hayatımızı kurtaran şeyler. Evet. Onun için hep orta. Hep orta ve Kur'an diyor ki biz vasat ümmet istiyoruz. Bugün vasatı farklı manada koyuyoruz. Vasat ortada olan demek. Evet. Dengede olan demek. Delfi tapınağının en üstünde yazan denge. İkinci maksim yani ikinci deyim de denge. Bu kadar. Bir üstteki kendini yani. Bilmek. Bir üstteki kendini bilmek, bir alttaki denge. Yani iki tane ama üç tane maksim var en önemli yani değiş olarak. Yani Kur'an'da da geçen o hani kendine zarar vereceği, sen de sohbetin başında dedin ya hani zaten sana zararlı olacak, sana iyi gelmeyecek şeyler üzerinden yasaklar. Evet, çok önemli bir laf o. Yani çok önemli bir şey. Yani, sana zarar gelmesin. Evet, dengede bir yaptığında, de... hayattaki hiçbir şeyin bağımlısı olmadığında, orada tırnak içindeki kelime bağımlılık ve hani tadı, neden aşırı ifadesini kullanıyoruz? Normal olsa aşırı der miyiz bir şey? Evet. Bu da aşırı tüketiyor bunu mesela, neyse o. İnsanlığa fayda sağlayabilmek çok önemli. Bütün hayat yaşantında yani yerde bir taş gördün bunun bir kişiye bir zararı olacak deyip onu kaldırmak da bir ibadet. Kur'an-ı Kerim'de salihat ve hasenat olmak üzere işte iki kavramdan bahsedilir. İşte hasenat benim bildiğim kadarıyla Allah'a yaptığımız işte fiziksel ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak vesaire gibi. Bir de hasenat var. Hasenat tamamen insanlığa fayda sağlayabildiği noktalar. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de cennet ve salih amel işleyenler hep bir arada geçer. Cennet ve salih amel. Çok önemli. Yani aslında işin özü insanlığa fayda sağlayabilmek. Ben ne kadar bu işin içinde olabilirim? Ne kadar bir insanın elinden tutabilirim? Kesinlikle. Yardım edebilirim? Hiçbir şeyiniz yoksa bir tebessüm demiş Peygamber Efendimiz. Bu bilinçle ne kadar yüzümüzdeki o tebessüm ifadesiyle hayatımızı yaşayabiliyoruz? Hepimizin sıkıntıları var. Evet. Ama önemli olan o sıkıntıları birazcık... Bertaraf edip ne olursa içindeki olsun. İçindeki alameti görebilmek. İnsanlara bile negatif vermektense, negatif enerji vermektense. Zaten bir şey rol yaparsan o rol de, sana da iyi gelir, gerçeğe dönüşebilir. Evet. Gerçekten. Gerçekten öyle. O yüzden her an bence tebessüm etmenin insanın kendisine de faydası olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ediyorum. Kendime de tavsiye ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Tamam, çok şükür hepimiz. Gül veremezsen gülü ver. Sen ne güzel. Birine gül veremezsen gül ver. Çok güzel. Bu çok güzel bir sohbet oldu bir kere onu söyleyeyim. Çok sağ ol. Ben de çok zevk aldım. Ben de çok istifade ettim. İçimizden böyle su gibi aktı gerçekten. Arındırdı, parlattı. Artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Bir 5 dakikamız kaldı. Ben hiç böyle bitiriş konuşmasını yapamıyorum. Bazen soru soracağım zaman kafamda birden fazla konu kapağı açılıyor ve ne soracağımı bilemiyorum. Ben... Allah'tan gelen konuklarım hep böyle çok kıymetli, çok tatlı insanlar da beni tolere ediyorlar. İzleyicilerimiz de öyle. İnsan sonuç itibariyle özüne döndükçe, doğayla daha çok işi oldukça, kainatı okumaya çalıştıkça, bir toprağın cömertliğini, fedakarlığını gördükçe ondan sonra bir karıncanın çalışkanlığını bir durup şöyle bir izlediğinde bir elma ağacının o verdiği elmayı dalından böyle koparıp ısırıp ay ne kadar güzelmiş diye böyle bir onu idrak edebilip işte dediğimiz gibi günümüzde işte anda kalmak dediğimiz aslında benim bu son olarak onu da Gülay'cığım söyleyeyim kitapta takip ettiğim su molekülünün yaptığı iş aslında buydu. Cemadata karıştı, cansız varlıklara karıştı, bitkilere karıştı, hayvanlara karıştı. En son insana karışarak marifet yolculuğunu tamamlıyor. Ve hepsinin kendi içindeki Allah'a olan tefekkürünü, sistem içindeki kıymetini anlayarak, hepsinden bazı bilgiler alarak ve zaman içinde aldığı bu bilgileri de isteyen kişilere aktararak, hani biz buna niyet edersek su bize fısıldar diyoruz ya, o kadim bilgileri toplayarak ve isteyen kişilere de onu aktararak marifet yolculuğunu tamamlıyor. Benim son cümlem bu olsun. Biz de aynı su gibi kainatı okumaya gayret ederek, su gibi içine giremesek de mana olarak içine girmeye çalışarak, çok anlamını idrak etmeye çalışarak hayat yolculuğumuzu inşallah kendimde dahil olmak üzere tamamlayalım diye niyet ediyorum. Müthiş. Hadi. Hadi. Benim
sevgili kuşum, 30 tane kuşum vardı orada. Hepsi bu yolculuk için gitti. Aslında Attar'ın mükemmel romanı olan, işte Mantıkütay roman değil tabii, bir yolculuk hikayesini anlattı. Buradan esinlendim ve biraz çaldım oradan. 30 tane hikaye yazdım. 30 tane hikayem 30 tane kuşu anlatıyor. Fakat en sonunda bütün kuşlar bir araya geliyorlar. Kaftanın arkasındaki işte o Simurg'a ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün kuşlar yolda eleniyor. 30 tane kuş kalıyor. Ve kaftanın arkasında işte Simurg'la karşılaştıkları zaman fark ediyorlar ki aslında Simurg kendileriymiş. Bir aynadan ibaretmiş kafta. Ve hepimiz işte o diğer kuşlardan arınıp gerçek manada o 30 kuşu bulduk. 30 kuş hangi, kime göre ne bilmiyorum ama bana göre bir 30 tanesi vardı. İyilikle başlattım, samimiyetle bitirdim. Hepsi birleşip bir araya geldiklerinde Simurg'u oluşturdular. Simurg zaten 30 kuş demek. Aslında evet. Güzel bir oyun yapmış orada Hazret Attar. Bütün mevzu atmaca gibi yırtıcı bir kuşla saka gibi tatlı bir kuşun bir araya gelebilmesi. Şu an yaşamış olduğumuz en büyük problem bu. Çoklukta vahdeti görememe gibi bir sorunumuz var. Halbuki çokluğun içerisinde vahdeti görmek. İşte Peygamber Efendimiz diyor ki dünyanın neresinde olursun hangi canlının canı yansa benim canım yanar. Evet. Benden bize geçiş hikayesi, ben yokuz, yokum, biz varız diyebilme hikayesi. Bence hepimiz bu yolda eğer bir çaba sarf edebilirsek ve hepimiz bir olduğumuzu anlayabilirsek, farklılıklarımızı hoş görebilirsek o zaman Simurg oluruz. Evet. Simurg olursak da çok güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Kendimizi özümüzü görürüz. Ben yaptığımdan dolayı değil, teorisi böyle. Attar böyle söylemiş. Ağzınıza, yüreğinize, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Varlığınızla keyif verdiniz. Valla huzur verdiniz. Çok da şey öğrendik program süresince. Ben sizlerden çok şey öğrendim. Ben de, sen de biz de senden. Sen de bize huzur verdin. Ah, bilgi alışverişinde bulunduk. Ben de çok şey öğrendim. Bana da çok şey kattı. Çok teşekkür ederim. Su da verdim bak. Su da verdim. Su da verdim. O kadar sudan bahsettik. Kimden geldiği belli olmaz bu suyun. Evet değil mi? Şimdi ben de aynı coşkuyla içeceğim zaten. Bütün bu içinde yaşadığımız karantinaların olduğu, salgınların olduğu dönemde aslında her ikinizin de çok güzel ifade ettiği gibi bir mesaj gördüm ben. Bir olmamızın ve birbirimizden ne kadar sorumlu olduğumuzun, Kaf Dağı'nın arkasında kendimizle yüzleşeceğimizin öyle güzel bir anlatımıydı ki bu Yaradan'ın iradesiyle oluyorsa her şey ki biz öyle olduğuna inanıyoruz. Onun iradesiyle hepimize bir mesaj geldi. Dilerim o mesaj hepimizin birbirimizden ne kadar sorumlu olduğu yönündeki mesaj kalpten anlaşılır. Birbirimizin kalbine dokundukça da güzel şeyler olur. Güzelleştirelim, değiştirelim. Değiştirebileceğimiz her şeyi değiştirebilme gücümüzün farkına vararak yapalım bunu. Hem kendimize hem de biz olduğumuz diğerlerini, diğeri değil aslında onlar. Hepimiz birbirimizi sevelim ki o zaman dünya daha güzel, daha manayı kavramış bireylerle dolu olacak. Buna kalpten inanıyoruz. Çok kıymetli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Ben biz çok teşekkür ederim. Selam. Biz ediyoruz. Ben onun adına ediyorum. Ve bunu Şebi Aruz haftasına gelmesi de bu çok hoş oldu. Kutlu bir hafta. Evet, çok teşekkür ederiz. Beraber ben gitsek. Vallahi ne güzel olur değil mi? Hep beraber gitsek. Biz niyetimizi koyalım. Tamam. Olur mu? Gidemesek de oradayız. Evet, gidemesek de oradayız. Kalbimiz orada. Sevgili izleyiciler, sizlere de kıymetli vakitlerinizi ayırıp bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine insana dair, bize dair ne varsa onları konuşmayı sürdüreceğiz. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.